Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben Didi öldürdüm, denize attım. Bir sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Hava Çetinkaya ve Ayşe Korkmaz aramızda. İki kardeş. Onar kardeşleri için buradalar. Efendim Onar 8 yıl önce 13 Mayıs 2006'da kardeşleri Hasan Yüksel'i kaybediyorlar. Yani kayıp oluyor Hasan Yüksel. Isparta Sütçüler ilçesi Çoban İsa köyünde kayboluyor. Kaybolduğunda 19 yaşında. Şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi kaybolduğu gece aynı köyden bir arkadaşı varmış, Osman Çankaya diye. Osman Çankaya ile birlikte odun toplamaya gitmişler. Bütün köy. Topladıkları yerde de gece dönmezlermiş. Yani gece kalıp ertesi gün dönerlermiş. Ertesi gün oraya bir anladığım kadarıyla bir kamyonet bir şey geliyor. Onların topladıkları odunları alacak. Beraber geri dönecekler. O kaldıkları evde, yani ertesi gün oluyor. Anlatırlar şimdi ayrıntılarını. Ben kabataslak anlatayım. Ertesi gün oluyor. Kardeşleri geri dönmüyor. Gidip soruyorlar arkadaşına, nerede bizim kardeşimiz diyorlar. O da diyor ki Hasan gitti. Baltaya döndü. Ancak o akşam o kaldıkları eve Bayram Özgün isimli biri de kamyonuyla gelmiş ve kalmış. Aile bunu daha sonra öğreniyor. Ama aile onun o eve neden geldiğini falan bilemiyor bu zamana kadar. Kardeşinin günlük kıyafetleri o evde çıkıyor. Ayakkabısının bir tanesi o kamyonda bulunuyor. Nasıl diyorlar o zaman, bu madem gitti niye normal giysilerini giymedi de normal giysileri evde? Diyorlar ki iş kıyafetleriyle gitti. Peki diyorlar, ayakkabısının bir teki kamyonda, yalın ayak mı gitti tek ayak? O çocuk diyor ki, beraber kaldığı çocuk, benim ayakkabılarımı giydi gitti. Sonra telefonu nerede deniyor çocuğun. Telefonu kırık bir şekilde yine o evde bulunuyor ama içinden hat çıkarılmış. Peki diyor, aile madem gitti çocuk niye telefonunu yanına almadı? Yine o evde kalan arkadaşı diyor ki, benim telefonumu aldı da gitti. Ama bunlar garip değil. Şimdi aslında daha garibi geliyor. Bir hafta sonra o telefon da köy çeşmesinde bulunuyor. Yani köyde de jandarmaya... Hasan'ın telefonu. Kaybolan kişinin telefonu. Hayır, o çocuğun Osman'ın, hani benim telefonumu aldı, benim telefonumu gitti, aldı diyen telefon bulunuyor. O telefon da yine köyün çeşmesinde bulunuyor. Evet. Köyde de jandarmaya, babası dövdü. O da gitti diye söyleyenler oluyor. Ve ailenin de kayıp başvurusu bir şekilde... Evet. Jandarmada yok. Yani aile jandarmaya başvuruyor çocuğumuz gitti diye, ama jandarmaya daha sonra, şu anda kim oldu belli değil, onun araştırmaları da sürüyor. Birinin, bir aileden biri olmalı bu. Biz çocuktan haber aldık gibi bir bilgi ulaştırmışlar ki jandarmada bu kayıp dosyasını kapamış, yani çocuktan haber alındı diye. Bunlar hepsi 8 yıl önce oluyor. Fakat efendim geçtiğimiz hafta sizin gelininiz herhalde, değil mi? Çarşamba dayımın günü tam hanımı, bundan. Dayımın hanımı. Ölen dayımın hanımı. Dayınızın hanımı. Evet. Gelininiz diyelim. Evet, gelinimiz. Tam bir hafta önce hanımefendi hayvanlarını otlatmak için köyde gezinirken mezarlıkta bir şey buluyor. Bir gariplik fark ediyor. Aslında isterseniz Ayşe Karataş, değil mi? Ayşe, evet. Karataş buluyor. Korkuyor, hani bir kazıyor, bakıyor vesaire falan. Kemikler, bir torba kazıyor. İçinden, o torbanın içinden kemikler çıkıyor. Kıyafetler çıkıyor. O kardeşlerin aradığı, hani tek evet, bir ayakkabı evet. bulmuşlardı ya. Diğer ayakkabı. Üzerinde de bir not var. Bu Hasan'ın kemikleridir, artık toprağa verebilirsiniz diye. Tam olarak nasıl yaptı? Aslında en güzelini bir Ayşe anlatsın bize, Ayşe Karataş. Tam bir hafta önce oldu. Yani 8 yıldır kardeşlerini arıyorlardı. Bir mezarlığın içinde bir şey buluyorlar. Ayşe daha iyi anlatsın. Böyle bir kazılmış, bir ne denir? Çukur gibi, çukurun kazıldığını fark ediyor Ayşe. Açıyor torbayı, korkuyordu çünkü bir kafatası gibi bir şey görüyor. Jandarmaya haber veriyor. Yanında da bir tahta, tahtanın üzerinde bir not. Bu işte kayıp Hasan'ın kemikleridir. Artık görebilirsiniz 8 yıl sonra. Kaç bakın yaşındaydı izleyelim. Kaybolduğu zaman? 18,5. 18.
Hasan Yüksel, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çoban İsa köyünde yaşamını sürdürüyordu. 19 yaşındaydı. Geçimini hayvanlara bakarak, çobanlık yaparak, ara sıra da ormana gidip odun keserek sağlıyordu. Yine tarihler 2006'nın 14 Mayıs'ını gösterdiğinde bir arkadaşıyla birlikte ormana odun kesmeye gitti. Ancak o günden sonra kendisinden hiçbir haber alınamadı. Ta ki geçtiğimiz çarşamba gününe kadar. İşte 7 Mayıs günü Hasan'ın yengesi aile mezarlığına geldi. Bir akrabasına dua edecekti. O sırada yeni yapılmış bir mezar gördü. İşte o mezarı eşelediğinde 8 yıllık sır perdesi de aralanmış oldu. Şu anda Çoban İsa köyünde bulunan mezarlığın önündeyiz. Hemen şunu gösterelim. Bakın burada olay yeri inceleme ekiplerinin galoşları ve eldivenleri var. Burada geçtiğimiz gün yoğun bir çalışma yapıldı. İşte o bahsi geçen mezar açıldıktan sonra içerisindeki kemikler çıkarıldı. İşte o mezarı bulan Hasan'ın yengesi var yanımızda. Saat kaç gibi gelmiştiniz çarşamba günü buraya? 12 filandı. Koyun gidiyordum buradan. Buradan böyle geldim, bu kapıdan girdim. Siz buraya geldiniz Ayşe Hanım, değil mi? Burada oturdunuz, dua ediyordunuz. Burada Fatiha başladım. Şöyle gidecektim artık döndüğümde. Şöyle, bu şekilde döndünüz. Döndüm. Şöyle yaptığımda orada yeni bir mezar deşilmiş. Burasına tahta koymuşlar, orasına tahta koymuşlar, bir mezar biçimindeydi. Ben önce bu tahtalara baktım, isim var mı yok mu diye. Üstünde toprakla doldurmuşlar. Ben bunu baktım, isim yok. Daha önce mezarlığa çocuk attı, öldürdüler, attılar bu Çobanisa köyü. Beydinliler attı bu çocuğu dediler. Biz Beydinliyiz. Herhalde dedim gene böyle yaptılar, buraya bir çocuk attılar. Bizim üstümüze atacaklar. Çıktım gittim, bıraktım gittim. Mezarın dışına vardım, biraz oturdum. Bir çocuk olduğunu şüphelendim önce. Çocuk mezarı diye eştim. Ben aynı şu taşları çektim şöyle. Şöyle mezar yapıktı o zaman. Şöyle kenara aldım. Topraktan kenara aldım tuşları. Komple sırasıyla. Ondan sonra toprağını aldım. Orta yerden başladım. Toprağı alınca tahta çıktı. Şu uzun uzunlamasına, şu uzunluğunda bir tahta. Şöyle tahtayı çektiğim zaman çantayı gördüm. Çanta neredeydi? Çanta aynen bu üstünde kapalı, tahtanın altında. Bu çuvalı şöyle uçacından tutup kaldırdığımda korktum. Yine hemen çantayı üstüne koydum, tahtayı üstüne koydum, eldiveni hemen oraya koydum aynı yerine. Eldivenler tam olarak neredeydi? Başucundaki tahtanın dibindeydi. Kırmızı siyah inşaat eldiveni. Siz daha önce ne zaman gelmiştiniz bu mezara mesela? 20 gün öncesi falan geldim ben falan. O zaman yoktu. Yoktu. Benden sonra kaynım gelmiş. Ben bulmadan sizden bir hafta öncesi o geliyor. O da dedi yoktu dedi. Hemen bu mezarlığı kapattım. O anla hemen koyunu toplayıp gittim köye. Evime gittim. Öğlen namazını kıldım. Ekmeğimi yedim. Amcamın yanına vardım. Bizim dedim mezarlığın yanına dedim bir mezar konulmuş dedim. 10 yaşında bir çocuk mezarı biçiminde. Amcam dedi olur mu öyle şey dedi. Benim bilmediğim dedim bizim sülaleden dedim birini naklettiniz de ben duymadım mı yoksa dedim. Yok amcam dedi kesinlikle öyle bir şey yok dedi. Amca dedim bu dedim bizim Hasan'dır lekin dedim. Kaynıma dedim soralım Halil İbrahim Karataş. O vardığında var mıymış yok muymuş bakalım. Olmadığını söyledi o da. Kandil gecesi gün geldim burada mezar yoktu dedi. Bu dedi Hasan dedi oraya attılar dedi. Muhtara anlattılar. Gel bakalım. İllas Karataş birinci ağza. O geldi. Muhtar tekrar karakolu aramış hemen onlar. Oradan çıktı. Sonra karakol geldi. Beni de getirdi. Onlara da ne şekilde bulduğunuzu evet, anlattınız. Anlattım. Çuvalı aç. Bana dediler kafası nerede göster dediler. Ben de geldim buraya dedim. Kafası tam şurada. Şurası dedim boş. Kazılmamış. Toprak üstünü örtülmüş dedim. Onlara da aynen gösterdim. Jandarma dişleri falan duru dedi. 19 yaşında 20 yaşında bir genç dedi. Gerisi de dedi. Çuvalın içinde dedi. Tahtada bir yazı yazıyormuş öyle mi? Yazıyormuş. Karakol dedi. Kayıp Hasan Yüksel yazıyor diye duydum ben. Buradan pantolon mu çıkarmışlar? Öyle siz öyle duydunuz. Duydum yani. Ablası Ümmühan dedi. Kardeşimin şalvarı yenge dedi. Yani hani hiç böyle bir şey duymadım şimdiye kadar. O da bir muamma. Bu da çok garip bir şey. Bir kere yani sizin bu gelin de ne kadar cesaretli bir cesaret hanım. Yani ben şahsen şimdi orada bir şey görsem hiç eşelemek falan ben korkarım yani. Ama şimdi yani bu anlatılan da bana garip geldi bir hanım. Yani şimdi bir hanımefendi mezarlıkta dua etmeye gitmiş. Oturmuş bir yerde duasını yapıyor. Orada bir yeni mezar veya eski mezar olsun. Onu eşelemeyi, o taşları çekip de toprağı kazmayı neden akıl arzu ediyor? Yani kalkıp da bu normal bir mantık ama değil. Ama şey yıllar önce köy evet. Mezarlığına böyle aynı böyle şey, gayrimeşhur çocuk gömülmüş. Efendim? Yıllar önce bizim küçüklüğümüzde gayrimeşhur çocuk olmuş yani kızla bir erkek köylerden. Evet. Bir tanesi mezarda bulundu.
Bir tanesi bir tomurukların arasında böyle bir gayrimeşru bebek mezarlığı bulundu. Eskisinden tanımış. Yine demiş aynı böyle bebek mi gömdüler acaba gayrimeşru diye. Yani normal olur, bir mezarın zaten üzerinde bir şişkinlik mi görüyor da dikkatini çekiyor? Hayır, yok. Dedemle ninemin hemen ayak ucunda. Mezar, o hani daha önce de başka mezarlıkta böyle bir gayrimeşru çocuk oluyor ya. He. Hani yine de aynı öyle atıldı mı bir bebek mezarlığı mı diye. O düşünceyle. Evet. Çünkü yapılışı da küçük bebek gibi sanki. Öyle diyeyim. Ben yengemle daha görüşmedim. Hı-hı. Ben görüştüm. Hayır, yani ben çok cesur buldum hanımefendi. Yani. O dayım 28 yaşında tul kaldı. Yani cesur durdu yani. Yani mecbur cesur durmak. Yani zorunda. Cesur derken de belki cesur kelimesi çok hislerimi de anlatmayabilir. Evet. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü daha doğrusu. Şimdi burası bir mezarlık ya. Evet. Şimdi mesela normal evin bahçesi olsa ben de kazarım, merak ederim ne gömdüler buraya da ki gene onu bile kazmam. Şimdi ne yalan söyleyeyim yani. Ben de kazmam. Ama mezarlık olduğu için yani ne bileyim ondan habersiz birisi bir yerde gömmüş olabilir. Hani, yani ne bileyim yani gitsin başkası baksın derim. Yani hanımefendi. Yani yapılacak şey şu aslında. Jandarmaya haber olur. Yani olayı jandarmaya, evet, ya da ilgili birimlere, muhtara haber verip resmi makamlara haber vermek, başlamasını sağlamak olabilir. Ben aslında bu anlatılanlar ışığında bile niye kardeşiniz o dönemde soruşturulmadı, akıbeti, evet, araştırılmadı diye merak ediyorum. Ben de. Ama şunu da söyleyeyim, yani aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuyor. Şimdi o da bunlar ortaya çıktığı zaman, evet, daha netleşecek. Evet. Ama birisi gidiyor. Çocuğun ortada olduğunu söylüyor ve o soruşturmayı da engelliyor. Biz bunu bir davada daha gördük. Hatırlarsınız engellemeye çalışılmıştı. Çok engellemeye çalışıldı. İlk günden itibaren ben oradaydım. Hemen olay günü gittim. Hani oraya kaybolduğu gün. Annem gibi kayıp dedi. Biz iki gün sonra verdiler tabii ki haber. Salı günü vermişler babam gibi. Pazar gün akşamında pazartesi sabahı çocuk kayboluyor o gece. Hani eniştemiz servis yaptığı için hani orada notta biraz eksik olmuş. Bütün köy işçiler çalışıyor. 50 kişilik dağda. Ama bizim köy merkezinde değil de kardeşimizin, bizim evimiz biraz daha tepede. Osman Çankaya ile Hasan Yüksel, hani benim kardeşim, biz gelip gitmeyelim diyorlar. Biz dağda kalalım diyorlar. Bir hafta dağda kalıyorlar çalışırken hani ikisi. Son gün eniştemiz de servis taşıyor. Yani işçileri götürüp getiriyor sürekli. O gün yine onlar ikisi kalmışlar akşam. Ama o gün son gün Bayram Özgül'de kalıyor, kamyoncu çocuk. O kaç yaşında o kamyoncu? Kaç o evli barklı. 32 yaşındaydı o zaman. 32 yaşında. Bizimkisi 18 buçuk yaşında. Daha manası olmadı. Çünkü bak bu resme. Peki Osman? Osman daha küçük. O da 16-15 yaşlarında olması lazım tahminen. Yaşında. 17 yaşında işte falan. Hı-hı. Benim oğlum 16 yaşında ama küçük yani. Öyle hissediyorum. Küçük. Son gün yani bunlar ikisi çok güzel çalışıyorlar. Gayet samimi arkadaşlar. Son gün kayboluyor. Sabaha varıyor ki bizim kaydım nerede diyor. Eniştemiz Nacak'a döndü diyor. Nacak da yani bizim köyde baltaya denir hani. Nacak'a döndü, dağ kulübesine gitti diyorlar. Yani çalıştığı sahada. Oysa bizim Nacak'a dönmesi imkansız. Biz bunu ilk günden itibaren bildik ama çünkü Nacak'la odun sahasında çalışılır. Herkesin eşyası odun sahasında kalır. Hani odun sahasında kalır. Yani eve dönmesi, kulübeye dönmesi imkansız. Biz bunu dedik ama 3,5 sene boyunca Nacak'a döndü, geri gelmedi. Oradan peki, da kaçıp gitmiştir. Peki siz peki bu 8 yıldır ne ümit ediyordunuz? Öldü. İlk gün öldü dedik biz yani. Gömen kişi parmak izi bırakmamak için bu işlemi eldivenle yapıyor. Evet. Daha sonra da geliyor. Şimdi iki şey var. Bir kere bu kemikleri buraya gömen kişi bence sizin kardeşinizin bir yakını. Yani sizin bir yakınınız. Evet. Biz de öyle diyoruz. Yani en azından bir Hasan'ı seven birisi diyoruz. Yani çünkü evet, bir vicdan azabı var, bir mezarı olsun var. Bir kere bu sizin bence yakınınız. Ama bunu buraya getiren kişiyle jandarmanın tahkikatını durdurması için bulundu diyen kişi aynı veya irtibatlı kişiler. Yüksek ihtimalle. Tabii. Yüksek ihtimalle. Evet. Jandarma o dönem tabii hani acaba kim gitti de bunu hani bu çocuk gitti babasıyla kavga etti gitti diyen kim? Evet. Çünkü bu böyle normal bir işte yani onlar birisi birisine işte, bir kinle öldürse. Hep babası dövüp gitti. Babası işte bunu ben var ilk geldiğim gün gelmiştim ki komutan sizin kardeşiniz dedi çekip gitmiş dedi. Babanız da harçlık vermiyormuş dedi. Gitmiş dedi ya dedim komutanım dedim böyle bir şey, personel çekip gitse dedim benim kardeşim yeni montunu giyer ıskarapın ayakkabısını giyer 15 gün sonra
alacağı parayı da alar. O zamanlarda 8 sene önce 450 milyon para aldılar. Eski parayla diyorum. Yani şimdi güle bir güzel para yani. İyi para. Evet yani ben paramı almadan nasıl giderim dedim. Yani bir otele gidersem en azından bir yol paramı ederim. Değil mi? Öyle mantıken dedim bana bu çok ters geliyor dedim. Bir de dedim çocuğun lastik ayakkabısının birisi kamyonda, kirli elbiseler kamyonda. Bu çocuk seke seke mi gitti, yan ayak mı gitti? Öyle deyince dedi ki Osman benim yeni lastik ayakkabılarımı giydi gitti dedi. Hem de giderken kardeşin dedi telefonumu çalıp da gitti dedi. De bana böyle söyledi. Ya dedim. O küçük dediğin evet, Osman. Evet küçük he. Çocuk. Çocuk öğretilmişti yani. Çocuk çünkü o kadar panikti ki sürekli ellerini ovuşturuyordu. Gözlerine bize bakamıyordu. O sadece karakolda konuştu. Evlerinde konuşturmaya fırsat vermedi babası. Sürekli küfür. Sürekli küfür yapıyor böyle hani küfürlü sözler. Çocuk konuşmasın diye. Çocuk korkmuştu. E siz aynı yerde oturmuyor musunuz onlarla da? Hemen hemen mahalle. Birimiz yukarı mahallede, birimiz aşağı tamam, mahallede. E sonra yıllar içinde de beraber değil misiniz yine aynı mahallede? Ama yok aynı. Tek bırakılmıyor hiç. Hiç bırakılmadı artık çocuk. Bir de Fatma abla gelen annesiyle biz kızlık arkadaşıyız. Yani kızlık dediğimiz yani onun kocası askerdeydi. Ayşe ablam üçümüz hep hal işleyen biriksiniz. Çok samimi bir aileyiz. Hı hı. O kadar samimiyiz ki yani kızların onların evinde devamlı Hasan kalabilen. Kızların çekinmeyen. Kalan. Bak Hasan'ın yanına süre... Hayır dur dağıtmayalım evet. Konuyu. Evet. Yani çocuk dedi ki benim telefonumu da aldı gitti evet. Dedi. Sonra telefon da bulunuyor. Telefon ama telefonu gene çocuk kendi buluyor. Kendi buluyor. Ne hitmezse. Ne hitmezse kendileri buluyor. Kendi yani götürdü o, dediği telefonu. Bir hafta sonra bulamaz ki çünkü. Onlar buldular gene evet, telefonu. Evet. Tabii canım işlek bir yer. Çeşmenin başı yani günde hiç parmasın 100 kişi var. Diyorlar. Yani bir tane küçük hattı nasıl bulabilir? O kadar ona gel hiç kimseye rast gelmemiştim ona mı rast gelmiş. Ama karakolda daha... Şimdi Havva, evet. Tabii adli tıptan evet, sonuç gelecek. Yani sizin kardeşinize ait olup evet. Olmadığı DNA testiyle belli olacak. Ama evet. Şu andaki ilk bulgular, evet. Zaten üstü başı kıyafeti, yani tek şey falan size kardeşiniz yani, olduğunu sızan bilgilere göre de öyle söylüyorlar evet. Yani. Başınız sağ olsun dediler büyük bir ihtimal yani. Bize öyle söylediler evet. Yani. Evet ama, efendim gerçekten çok enteresan bir iş. Aile 8 yıldır kardeşlerine bir ümit dönerler diye bekliyor diyeceğim ama Havva diyor ki biz beklemedik. Biz onun daha ilk gün öldürüldüğünü biliyorduk. Hayatta olmadığını biliyorduk. Çünkü kardeşimiz niye bizden gitsin ki böyle bir mantıkla yürütmedik diyor ama 8 yıl boyunca yine de hani bir ümittir. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Fakat 8 yıl sonra aile mezarlıklarının yanında bir çukur, çukurun içinde kemikler, torba ve bir yazı. İşte bu sizin oğlunuzun kemikleridir, alın bunu gömün diye. Şimdi tabii neden hani 8 yıl önce öldüren biri neden 8 yıl sonra kemikleri ortaya çıkarır? Asıl soru bu. Hangi duyguyla, hangi mantıkla, kim olabilir bu? Ben dün de fikrimi söyledim. Yakın birisi olduğunu düşündüm ki vicdan azabından dolayı hani bir şekilde gömüyorsun. Hem size evet. Bir bilgi veriliyor burada hem de belki de kendi vicdan azaplarını bir nebze olsun gidermek için böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Ümühan Güldal, Hasan Yüksel'in ablası, rahmetli Hasan'ın ablası. Bakın o bizimle bildiklerini paylaşacak. Ümran Hanım siz Hasan'ın ablası oluyorsunuz. Kaç yaş var aranızda? 8 yaş. Siz sürekli köyde miydiniz? Ben sürekli köydeyim. Kaybolduğu günü bize anlatır mısınız? En son anneler günde aradı kardeşim. Abla enişten bize malzeme getirdi. O da bana bakkalcılık da yapıyordu. Ben de tamam babam dedim. Ne kadar zamandır oradalardı? 14-13 gün kaldılar. Aynı Osman Çankaya ile beraber kesim yapıyorlar. Sütçülerden 600 milyon para almışlar. Yani kesimden 600 milyon benzinlerini, yağlarını, eriklerini, her şeylerini almışlar. Bizim dükkana koymuşlar. Osman Çankaya Hasan kardeşim Bayram Özgün. Onlardan çok yaş büyük. 40 yaşlar, 30-40 yaşlarında adam da var orada. Sen niye geldin Bayram diyor. Eşim diyor. O da diyor ki işimiz var diyor. Eşim de diyor ki iyi siz madem kalın diyor. Onun yolcuları alıp geliyor. Sabahleyin yine eşim kalkıyor. Yolcuyu bıraktıktan sonra şöyle kesim sahasını şöyle ileriye doğru Osman Çankaya ile Bayram Özgün gidiyorlarmış. Osman demiş kaynım Hasan nerede demiş. Eve Naca'ya gitti demiş. Orman evine. Eşim geliyor eve. Satıştan geç geliyor. Akşam ezeri üzeri geliyor. Muhtemelen onlar evlerine gitmiş sanıyor. Görmüyor. Ne Osman'ı görüyor ne Bayram'ı görüyor. Kimseyi görmüyor. O sahada Osman Özgür o gün akşama kadar Osman Çankaya ve Bayram Özgür'ün çalıştığını görüyor bütün kesimciler. Ama Hasan'ı gören yok. Ne olduysa o akşam oldu. Ayın 14'ünde artık ne Osman'ı görüyor, ne Bayram'ı görüyor, ne kardeşimi görüyor. Geliyor diyor ki ben kahveye ineyim diyor. Bayram Özgür de o sırada oraya gelmiş. Kahveye yakınız zaten. Bayram Özgür diyor ki Hasan gelmedi diyor. O gün sen en son gördüğün 2 gün sonra. Hasan nasıl gelmez diyor.
Niye bu zamana kadar haber vermedin diyor eşim sert bir şekilde. Dişim ağrıdı, gelip söyleyemedim diyor. Hemen yukarı çıkıyor eşim. Aman diyor, Hasan'ı gelmemiş o gün Necaettin'den beri diyor. Bayram Özgür hemen babama haber vermeye gitmişler. Hasan yok. Babam, Muhtar Hasan Yüksel, kooperatif başkanı Hasan, Uysal hepsi dağa gidiyorlar. Osman Çankaya'nın babası Mevlüt Çankaya, Bekir Çankaya, Halil İbrahim Özgül. Hasan nereye gidecek diyorlar. Babası dövdüydü zaten. Bu eve gelmiyordu. İşte falana gitmiştir, fulana gitmişti. Ben hep duyuyorum ışıklı. Ben onlar görmüyor ama. Benim kardeşim buradaydı. Benim yanımdaydı. Şahidim var. Babam da geldi sonra. Babamgil yoktu da. Babamgil kahve içine girdi. Ben içeri girdim. Hemen eşime telefon ettim aşağıya. Mehmet hemen buraya gel. Benim kardeşim kesin bunlar öldürmüş. Bunlar bu kadar panik niye olsun? Kayıp olan çocuk gitti derim. Bitir. Kimdi panikleyen? Osman Çankaya'nın babası Mevlüt Çankaya, Bayram Özgül, Halil İbrahim Özgül ve abisi. Bunlar çok panik dedim. Yani gidip kayıp olan bir çocuk dedim. Nereye gidebilir ki dedim. Ondan sonraki süreçte siz birçok araştırma yapmanıza rağmen bir sonuç bulamadınız. Bir sonuç olmadı artık. Bir sonuç olmadı. İşte her taraf aradık. Geçtiğimiz günlerde de çarşamba günü yengeniz orada mezarı başında akrabalarının dua ederken orada bir mezar gördü. Evet. Eşim dedi ki mezarlıkta bir ceset bulunmuş dedi. Yeni dediler. Yeni kim olabilir dedim ben de. Teşhis edilir mi ceset dedi. Dişleri bile dökülmemiş. Herhalde Hasan'ımız dediler. Ben hemen mezarlığa gittim. Bu komutana dedim ki yalvardım. Ne olur dedim. Dişi dökülmediyse dişlerinden bilirim. Kardeşim 3 dişi vardır. Düzdür, altı da düzdür ama şurada solda bir tane artık dişi vardı. Bayağı bir belirgindir. Kıyafetlendi bilirim ben onu dedim. Orada mesela bir tane siyah şalvar gibi bir pantolonun çıktığını söylediler. Evet. O pantolon mesela onun mu? Giyer miydi öyle? O giyerdi. Şalvarın böyle ipleri olur. Koyu bir yeşildi şalvarı. Bir tane Mehmet Yüksel aldı. Bir tane de o vardı. Onundaydı. O şalvarı kesinlikle giyiyordu. Orada feryat ederken bana dişini göstermediler. Hasan Yüksel ölmeyen rahmetli bu olayı kapattı. Ardınızdayım işte falan. Bir de kız mevzusu var bu olayın içinde. Bizim burada bir 14 yaşında bir kız çok hamile oldu. Çocuk doğurdu. Eğer Hasan'a buraya gelen olursa vur demiş muhtar. Arkanda ben varım demiş. Mehmet Yüksel'e demiş. Kızın babasına söylemiş. Bunu dedim buraya kim atacak dedim. Eniştem dedi ki bunu attıysa dedi Nurten Çankaya dedi. Mehmet Ali Çankaya dedi. Babası annesi dedi. Vesayet arttı dedi. Emine Yüksel işte 2 ay önce bizleri özlemiş. Bize niye gelmiyorlar diye. Hastaneye vardık. Sekerete vardık. Dedi ki güdüm maneydir. Ben onlardan 3 sene de hal dokudum onları. Yani bir düşmanlığımız yok muhtarın hanımıyla da. Yani bizleri özlemiş gittik. Buradan gelişin belki Hasan'ımızın yerini söyler. O bildiğinden emindim. Kesin eminim. Muhtarın eşi mi bilir muhtarın belki diyorsun? Evet. O %100 biliyordu. Yakın zamanda gidip orada o mezarın olmadığını gören son bir haftada bu mezar buraya koyuldu diyenler var. Evet. Evet doğru. Nasıl oldu peki? Nasıl kim oldu? Koymuş olabilir? O gün Regaip Kandili günü aynı Emine Yüksel'in damadı Mehmet Ali Ercan ve Nurten Çankaya gelmiş eşi. Buraya gelmişler. Regaip Kandili günü daim gittikten sonra. Oraya mezarlığa girmiş. Ayşe Karataş görmüş. Mezarlığa girmişler. Fatiha'ya bağışlamış. Aynı şu, oradan girmiş. Şuradan çıkmışlar. Böyle böyle deyince dedim büyük ihtimalle Emine'nin vasiyet etti. Onlar da buraya gömüverdiler dedim. Ya sadece şeyin bağlantısını kuramıyorum ben. Yani sizin bir akrabanız var o dönemin muhtarı. Evet. Tamam bir tane hamile bir kız var. Ama onların da tamam, akrabası. Tamam o hamile kızın babası olabileceğini söylenen kişi kamyoncu. Şimdi ne alaka var yani bunlarla? Kamyoncu değil artık. Bu hamile kızın babası komşumuz bizim. Hamile kızın babası derken bebeğin babasından bahsediyorum yani. Efendim Bayram Özgül yani kamyon şoförlüğü yapan kişi teşekkür ediyorum. Telefon attığımızda Bayram Bey günaydın. Günaydın, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Bayram Bey. Canım. Şimdi bir ayakkabı yani çok uzağa da gitmeye gerek yok. Şimdi bir çift ayakkabıdan bahsediyoruz. Ayakkabının biri öldürüldüğün kişinin torbasına çıkıyorsa, diğeri de sizin kamyonunuzda çıkıyorsa o zaman yani bu kamyona nasıl geldi bu ayakkabı diye sormak en mantıklısı diye düşündüm. Siz de sağ olun cevap vermek için bağlandınız. Evet evet abla. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu çocuğun elbiselerini teslim ettiğim zaman ayakkabısı var mı yok mu diyor ama bilmiyorum. Evet. Yani unutmuş olabilirim de. Ama şimdi şu mesele var. Ayakkabı değil de ben karakola şeyi teslim ettiğimde çamaşırlarını. Evet. Bir tane kot pantolonu vardı. Ona eminim, çok eminim. Evet. Yani iş elbisesiydi. Bir de bir lastik ayakkabı şey ne vardı öyle bir şey? Lastik ayakkabısı çocuğun ayaklarındaydı. Yani o gün giderken ayağındaydı. Tamam peki sizin aracınızda? Benim aracımda ben ayakkabı olup olmadı tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi olaydan 8 yıl geçti. Evet ama aile biliyor çünkü aileye aileyle bu konu konuşulmuş. Aile biliyor ayakkabının Tekin'in o eşyaların arasından çıktığını.
Tezgahı ya, karakola verdiğim eşyaların arasında çıktı mı ben hatırlamıyorum da biraz yani zaman geçti. Aile biliyor çıktığını. Şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Sonuçta da evet. Çocuk bir tek ayakkabıyla öldürüldüğüne göre. Yani şimdi artık evet. Artık ortada bir takım gerçekler var. Bu tek bir ayakkabıyla öldürülmüş, çuvala konulmuş, saklanmış kemikleri. Diğer teki de sizde. Nasıl o zaman bir teki sizin kamyonunuzda çıkıyor da bir teki kemiklerle torbada çıkıyor? Abla şimdi öldürüldü demeyelim bunu da. Ne diyelim? Çünkü çocuk benim yanımdan normalde yürüyerek gitti. Yani tamam, daha evine gidiyorum diye gitti. Baltam almaya gidiyorum diye gitti. Tamam, kendi kendini öldürüp kendini çuvalın içine koymayacağına göre birisi öldürdü de koydu. Öldürüldü demeyeyim de ne diyeyim? Ama benim yanımda öldürülmedi ki abla. Hayır, sizin yanınızda olmayabilir. Ben sizin yanınızda demiyorum evet. Ama bu çocuğun öldürüldüğü de bir gerçek artık. Öldürüldüğünde de bulunan torbada da tek bir ayakkabı var. Demek ki başka bir ayakkabıyla gitmemiş. O ayakkabıyla gitmiş. Diğer teki de sizin aracınızda. Yani gittiği ayakkabı lastik ayakkabıydı. Yani daha normal daha da işte çalışan lastik ayakkabıydı. Çocuğun. Yani sizin aracınızda bundan neydi? Bizim aracımdakini ben hatırlamıyorum abla ya. Şimdi bayram olaydan bayağı bir uzun zaman geçti. Peki siz o gün bu çocuğun normal iki tane ayakkabısını ayaklarına giyip gittiğini gözünüzle gördünüz mü? Evet evet gördüm. Çünkü sabah beraber kalktık abla. Beraber yaptık akşam. Evet. Sabah beraber kalktık. İş yerine beraber gittik. Tamam, bu da giydi ayakkabılarını. Nereye diye gitti? Bu baltamı unuttum enişte dedi bana. Ben dedi baltamı alayım geleyim diye gitti. Evet. İşte olaydan saat 7 sırasında lan. Ondan 7.30'da ben bunu aradım. Neredesin dedim. Evet. Bir dakika ben bir şey sorabilir miyim? Bocalık mevki diye bir yer var. Evet. Oradayım dedi. Zaten o bölgede telefon da az çıkıyor. Telefon kapandı. Peki, ondan ne? Yarım saat 45 dakika sonra bir daha aradım. Evet. Köyün girişindeyim dedi. Peki ne işin ama var köyün, çocuğum oralarda dedin köyün girişin... Bayram Bey dediniz mi? Ne işin var senin oralarda? Burada iş var. İşte abla ben onu diyese kalmadı ki. Köyün girişindeyim dedi. Telefon yine kapandı. Evet. Ama şimdi bunların mahallesi bizim köyle biraz şey. Yani ters istikamette. Evet. Bunların oturduğu mahalle biraz ayrı. Evet. Telefon yine kapandı. Ondan sonra da telefon hiç açılmadı. Yani gitti diyorsunuz. Peki o size ilk konuştuğunuz bölge neresi? Bölge bizim dağdaki çalıştığımız yer. Kütüklü mevki diyoruz biz oraya. Tamam, peki niye sizle beraber gitmemiş de kendi başına oraya gitmiş? Şimdi biz zaten o gün gitmeyecek olduk abla. Normalde benim kamyonu odun yüklüyorduk. Biz odun yüklemek için kalmıştım zaten ben bir gün öncesinden. İşçi bulamamıştım. Tamam, peki Bayram Bey yanlışım varsa siz düzeltin. Şimdi Osman'la evet. Beraber onlar çalışmayacaklar mı orada? Evet o gün çalışacaklardı ama işte baltam almaya gidiyorum dedi. Gidiş yani gitti bir daha geri dönmedi çocuk. Baltamı alacağım dedi o kadar. Evet evet. Ayağında da giderken de ayakkabıları vardı. Ayağında siyah ayakkabılar vardı. Yani bizim dağda normalde çalıştığımız ayakkabılardan vardı. Beyaz çorabı vardı. Kumaş pantolonu vardı bir tane de siyah. Peki sizin o eşyalar sizin kamyonunuzda nasıl çıktı? Bunun şimdi akşam giderken biz bunlar eşyalarını benim kamyona koydular. Şey daha evine gidiyoruz ya yatmaya. Evet. Oradan sabah geri geldik. Geri geldiğimiz zaman kamyona bırakmış elbiseyi. Yani kamyonu biz bagajı diyoruz üstüne bırakmış. Ben de birkaç gün sonra fark ettim yani elbise kamyonda olduğunu. Onları da oraya bırakmış. Peki sizin Osman da yanına gelirken 3 çift ayakkabıyla mı gelmiş? Nasıl? Osman'ın yanında yeni spor ayakkabıları mı vardı gelirken göstermiştir herhalde. Abla Osman'ın ayakkabılarına dikkat etmedim de. İlla ki bunlar yani şimdi bir normal dağda çalıştıkları elbisesi oluyor. Bir de normal köye giderken mesela perşembe günden akşamlarda giderler. Bunlar çünkü bir hafta 10 günden beri beraber çalışıyorlarmış. Yani illa ki iki çeşit elbiseleri vardır bunların üstünde. Tamam ama şimdi o gün hem Osman hem de Hasan çalışacaklar. O evet. Yüzden onlar şimdi temiz elbiselerini bir yere koydular diyelim. Evde kaldı. Evet. Niye Osman ona ayakkabısını verdiği zaman Osman hangi ayakkabısını giyecek o zaman? Osman ayakkabısını verdiğini ben ama bilmiyorum ki. Osman diyor ya ben ayakkabımı verdim. Onu ben bilmiyorum ya. Tamam, o zaman Osman'ın ayağında mesela ne olacak yani böyle deri makosen mi denir? Öyle ayakkabılarla mı gitti odunları kesme? O da sizin dikkatinizi çeker. Bu elbisenin altında veya elinde yedek gibi. Bir ayakkabı paketi falan var mıydı torbada? Mesela elinde torbada ayakkabısı yoktu da bunların normal sırtları vardı yani torbada kendi iş elbiseleri vardı. Osman Bey diyor ki
Evet. Hasan diyor olay tarihinden yanımızdan ayrılırken ben kızın yanına gidiyorum demişti. Bunu bayramda duymuştu. Şimdi Hasan olay tarihinde nacak almak için yanımızdan ayrılmadı. Bakın şimdi siz sohbetinizin başında nacak dediniz yine. Balta dediniz. Evet yine nacak diyorum. Tamam. Ama diyor ki Osman bizim yanımızdan nacak için değil kızın yanına gitmek için ayrıldı. Evet. Ben Bayram Özgül'le birlikte Hasan Yüksel'in Kamil Yüksel'le aralarındaki ilişki ortaya çıkmasın diye kurgulayarak bu ifadeyi verdik. Şimdi abla ben şunu söyleyeyim. Hasan Yüksel dediğimiz arkadaş bir kere kesinlikle benim yanımda böyle kadın kız meselesi konuşmaz. Çünkü çocuk yani dürüsttür yani. Tamam ama yani bakın siz 3 kişisiniz ya. Evet. Yanınızdan biri ayrılıyor. Siz şimdi yayına bağlandınız. Sohbetimizin başında dediniz ki baltasını almak için gitti. Evet. Ama daha sonra Osman diyor ki Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede biz bunu diyor bayramla beraber kurguladık. Biz aslında onun Kamile'ye gideceğini biliyorduk. Ama söylemedik en baştan jandarmaya diyor. Aralarındaki ilişki ortaya çıkmasın diye diyor. Kurgulamak demek ikiniz aranızda konuşmuşsunuz, kurgulamışsınız, o şekilde ifade vermişsiniz. Osman'ın iddiası bu. Evet. Evet. Ama benim yanımda konuşmadılar bunu. Osman zaten sizinle konuştuğunu söylüyor. Siz ikiniz konuşmuşsunuz Osman'la bunun Kamile'ye gittiğini söylemeyelim diye. Valla ben yok. Ya. Ben ama Kamile'ye gittiğini bilmiyordum ki. Evet. Bilmiyordunuz. Ben, evet evet. Ben o çocuğun yani oraya gideceğini de zannetmiyorum ben. Tamam o zaman Osman niye böyle bir yalan söylüyor? Valla abla onu Osman bilecek artık. Ben çünkü Hasan'ın da yani oraya gideceğini zannetmiyorum. Gitmedi ki. Çünkü Hasan dürüst bir çocuktu. Yani öyle şeylere olsa bile bana söylemez yani. Anladım. Yani Bayram Bey sizin Osman Bey'le aranızda biz jandarmaya Kamile'ye gittiğini söylemeyelim diye bir sohbet geçti mi geçmedi mi? Geçmedi abla. Geçmedi. Ama bakın o zaman şimdi öğreniyor. Şimdi mi öğreniyorsunuz? Osman demiş ki biz onunla aramızda kurguladık böyle böyle. Evet evet. Ben vallahi yeni öğreniyorum bunu. Yani ben Osman'la da yüzleşirim. Benim için şey değil. Çünkü bana öyle şeyler olsa zaten yani Hasan da söylemez, Osman da söylemez. Çünkü onlar 16-17 yaşında genç, genç. Ben 30 yaşında, 31 yaşındayım. Bana öyle şeyler, bunlar ikisi de söylemez yani. Bayram Bey. Efendim. Pardon, şimdi şu bağda girmeden önce şunu da sorayım. Siz şimdi bu Kamile'yi tanıyor musunuz? Kamile'yi tanıyorum. Tanıyorsunuz. Evet. Peki nasıl tanıyorsunuz, iyi mi tanıyorsunuz? Ya şimdi benim hanım Kamilegil'in köyün mahallesinden. Yani o şekilde tanıyorum. Fazla bir ayrıntılı tanımıyorum. Peki aile diyor ki Hasan'ın ailesi Kamile hamile kalınca diyor gitti Bayram'ın evine hani alın beni bu çocuğu diye diyor. Yani bebeğin sizden olduğunu iddia etmiş. Köyde bu konuşulmuş. Yok efendim öyle kesinlikle bir şey yok. Benim hanımıma da sorabilirler. Hanımın nereden bilecek? Ama bunu söyleyin hanım ama. Gelse evime gelecek. Tamam da yani hanımı nereden bilecek bebek mesela onu sen bilirsin anca. Hanımlar ne yapsın? Yok yani? benim onunla hayatta bir ilişkim olmadı. Olmadı. Efendim dün Sütçüler İlçe Jandarma yetkilileri hem Osman Çankaya hem de Bayram Özgür'ün evinde arama yaptılar. Kimdir Osman Çankaya ile Bayram Özgür? Hasan Yüksel'in kaybolduğu gün beraber evde kaldıkları arkadaşları. Bugün Osman'da stüdyomuzda. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Hasan'ın iyi arkadaşı mıydın? Evet. Arkadaşıydık yani. Hepimiz aile dostuyduk hepimiz. Peki samimi yani bazı arkadaşlar samimidir ya sen samimi bir arkadaş mıydın? Ya, samimiydik yani. Sana anlatır mıydı her şeyini? Ya, her şeyi anlatmayabilir yani. Ya, senden daha iyi bir erkek arkadaşı var mıydı o dönem? Bilmiyorum. Hı? Ben o zamanlarda 15 yaşındaydım. Hı. Yani öyle bir şey olsaydı söylerdim. Bilmiyorsun başka bir arkadaşı oldu. Seninle daha çok görüşüyor öyle mi? Beraber çalışıyorduk zaten daha da. Beraber çalışıyorduk. Evet. Beraber mi kaldınız o kaybolmadan önce? Beraber kaldık. Kaç gün kaldınız? 7 veya 10 gün beraber kaldık. 7-10 gündür evde beraber kalıyordunuz. Evet beraber kaldık. Peki sana özel hayatıyla ilgili bir şeyler anlatıyor muydu? Ya, özel hayatı bu Kamile Yüksel anlatıyordu. Ne anlatıyordu? Yani onun sıradan abi Kamile ile ilgili o kız arkadaşı. Kamile ile olduğunu söylüyordu. Ya, ilişkisi olduğunu söylüyordu. Yani bu kadar yani. Ne diyordu yani aşığım evleneceğim mi diyordu? Ya öyle bir şeyler demiyordu. Yani onunla ilişkisi olduğunu söylüyordu. Sen de tanır mıydın Kamile'yi? Zaten Hasan Yüksel'in akrabasıydı. Yani evleri beraber zaten. Yakın zaten birbirlerine. Yakın. Evet biz oralara gittiğimizde görüyorduk yani. Şimdi sen o sırada 15'sin. Evet o 15. Kaç yaşında? O 18 yaşında. O da 18 yaşında. Aslında yaşıtsınız yani hani baktığınız zaman.
Hani bunları konuşabileceğiniz gibi. Evet. Yani şimdi bu konuşmalar böyle iki delikanlı arasındaki konuşmaların bir şeyi vardır. Belli bir şekli vardır. Bir şekli vardır. Evet. Yani o şekilde Kamile ile ilgili duyguları neydi sana göre? Kamile'yi seviyor muydu, aşık mıydı, evlenmek ya, mi istiyordu? Öyle bir şeyler söylemiyordu. Yani öyle bir şeyler söylemiyordu. Yani seviyorum veya aşığım diye hiçbir şey söylemiyordu zaten. Daha kötü şeyler mi söylüyordun? Daha kötü şeyler. Hı? Evet. Evet. Peki sen ne diyordun? Hani komşusunuz falan. Ben öyle şeyleri şey yapmıyordum yani. Onu söylemiyordum yani. Hani... Ama Osman ama şimdi sohbette mutlaka birisi bir şey anlattığı zaman karşı tarafta bir cevap verir yani. Ya o konuştuk sıra ben dinliyordum zaten. Dinliyordun. Evet. Senin var mıydı bir sevdiğin biri? Yoktu. Ha? Yoktu. Senin yoktu. Evet. Peki o Kamile ile görüşüyor muymuş sık sık? Kim, Hasan mı? Hı. Evet, görüşüyordu. Mesela siz orada 10 gün kaldınız diyelim. Kamile ile görüştü mü 10 gün içinde? O, telefonla görüştüğümü bilmiyorum ama ya biz Hasan kaybolmadan 3 gün önce biz sütçülerden alışveriş yaptık. Eve gitti ve geldi, aile hani annesiyle kızla beraber gördüğünden kavga ettiğini söyledi. Nasıl yani? Yani kavga etmiş, kızla beraber görmüş, kavga etmiş. O gün akşam bizim orada kaldı. Niye annesiyle beraber görünce kavga kızla etmiyor? Beraber gördüğünden yani. Kızla konuşuyormuş. Annesi görmüş. Annesi Hasan'la kızı konuşurken görmüş ve buna tepki mi göstermiş? Evet. Bunu anlattı. Evet, o gün akşam bizim orada kaldı zaten. Evine mi dönemedi? Evde kavga ettiğini söyledi. Kavga ettik dedi, bizim orada kaldı. Normalde kendi evinde kalacaktı. Evet. Yine o barakaya mı çıktı? Hayır, bizim evde yan köy mahallesi. Alt kat, bizim ha, sizin geldi. Eve geldi. Bizim yani. Eve geldi, evet. Tamam, yani korktum da mı sizin eve geldim? Öyle olması ya, yani. Kavga ettiğini söyledi. Kavga ettiğini söyledi. Kavga etti dedi, annesine tepki göstermiş. Evet. Kendi annesi. Hayır, kızın annesi. Yok hayır. Benim kızın annem. Annesi. Benim annem. Benim annem. Hayır. Kendi annesi mi dedi? Hasan kendi annesiyle kavga etti. Niye kendi annesiyle kavga etti? Annesi kızla görünce Hasan'ı. Karşı geliyor. Karşı geliyor yani onunla bir arada görmüyor. Yani Hasan'ın annesi kızla görünce. Neden? Oğluna bağırıp çağırıyor. Karşı geliyor. Yani kendi neden karşı söyledi. Geliyordun? Yani bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Sağ temiz evlerimiz dip dibe. Kamileleri normal bir şekilde görse annem hiçbir şey demez. Evet. Evet. Bu ilahe saptırma. Yayladan da gelmez. Yayladan neden gelmez? Çünkü evimiz dip dibi ya. Gider eve rahatça. O gün servisle gelirdi. Giderdi. O gün anlatıyor. O gün, hani o gün giderdi, servisle gelirdi. Buluşurdu Kamile'yle. Ramazan da rahmetli Hasan'ın diğer kardeşi. Dikkat çekmeden gider. Niye yaya gelsin yayladan? Peki bir dakika, bir dakika. Anneniz hiç size böyle bir şey bahsetti mi bugün? Hayır, kesinlikle. Çünkü duralım şimdi. Bir önce bir anlatsın, sonra benim de soracağım sorular var. Bırakın bir anlatsın. Yani... Sen diyorsun ki cuma günü biz aslında köyde kalacaktık. O da kendi evinde kalacaktı. Evet. Ama annesi onu Kamile ile gördüğü için kızdı, tepki gösterdi. O da annesiyle tartıştığı için bizim evimizde kaldı. Evet. Sonra? Kavga ettiklerini söyledi. Bizim orada kaldık. Sabahleyin beraber dağa çalışmaya gittik. Dağa çalışmaya gittik sabah. Tamam. Çalışmaya gittik. Akşam çalıştığımız yerden yine aynı dağ evine döndük. Oldu cumartesi. Evet, cumartesi akşam. Pazar günü sabah yine aynı iş yerine çalışmaya gittik. Tamam. Peki bu 10 gün kaldığınız süre içinde hiç yanınızda başka kalanlar oldu mu? Hep ikiniz miydi? Hayır, kalan oldu. Sadece ikimiz. İkiniz mi? Sadece sonra ikimiz. Kaybolmadan bir gece önce. Kaybolmadan bir gün hangi önce. Hangi gün? Salı günü mü kayboluyor? Pazartesi. 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 Pazar akşamı. Evet, pazar akşamı. Zaten Bayram Özgür'e biz söyledik sana kalmasını. Biz ısrar ettik zaten. Hı. Biz ısrar ettik. Evet. O kalmayacaktı zaten. Kalmayacağım dedi. Biz de kal dedik. Israrlı geri çevirmedi, kaldı bizle beraber. Peki bir saniye durun, ben hani sorarsanız bir annesi böyle bir şey yaşamış mı onu istiyorum ha. Beraber kaldık. Kaldınız. Zaten Bayram Özgür'ün zaten dişi ağrıyordu zaten. Ha. Dişi ağrıyordu, ben yemek falan yaptım. Yemeği yedik, Bayram Özgür dişi ağrıdığından fazla bir şey yemedi. Şimdi şu tahtayı açarsak Osman, o güne gelmeden önce sana önce şeyi soracağım. Şu tahtayı bir açalım. Şimdi sen hani olayı anlatmadan bize şu şeyleri bir anlat. Sevcan'cığım, tahtayı bir açabilir misin? Bu arada dur, açılırken şunu da söyleyeyim. Bir izleyicimiz diyor ki bu tahtanın nasıl açıldığı konusunda evde şeyler oluyormuş. Bari Hüseyin geniş gösterdi. Üstten mi indiriyorlar? Üstten indirirse ne oluyor? Bu yandan açılıyor. Anlattım da. Şimdi burada bu tahtaya yazacağımız şey de şu önemli. Şimdi sen oraya gidip kalırken yanında kaç çift ayakkabın vardı? Ne kıyafetlerin vardı? Bir anlatır mısın bize? Cuma günü eve gittiniz. Tekrar oraya döndünüz. Evet. Ne kıyafetler götürüyorsunuz siz oraya? Ya köye inerken günlük elbiselerimizi giyiyoruz. Günlük elbiseler de değil, şık elbiseler diyelim. Evet. Şimdi senin bir tane yani o barakada bir tane şık elbisen mi vardı? Evet. Bir tane şık elbisen var. Evet. O şık elbisenin altına ayakkabın var mı? Ayakkabı vardı.
Hı? Vardı galiba. Nasıl ayakkabılar vardı? Ya normal spor ayakkabı. Normal ama spor. Temiz ayakkabı. Evet. Daha temiz diyelim, evet. Değil mi? Bir ayakkabıların var. Başka ne var yanında? Bir de çalışma kıyafetleri. Evet, çalışma elbiselerimiz var. Bu çalışma elbiselerinin yine ayakkabısı da ayrı mı? Evet. Çalışma kıyafetleri. Evet. Yine bir de artı ayakkabıların var. Evet. Bu kadar mıdır? Yani iki çift ayakkabı, iki çift elbisen var. Evet. Ha? Evet. İki tane tane elbisen, yani, iki çift ayakkabı. Ya şık elbiselerimiz var. Fazla da olabilir yani. Ya fazla da olabilir yani. Sadece söylediğim yani günlük giydiğimiz çalışma esnasında giydiğimiz elbiseler farklı yani. Ayakkabı ama ayakkabıları bilirsin kaç çift ayakkabı. Yani birer çalışma ayakkabımız, birer de günlük giydiğimiz ayakkabılar. Ha. Bu seninkiler. Evet. Şeyin de böyle miydi? Evet, ikimizinki de aynıydı. Onun da evet. Yanında iki tane kıyafeti, bir tanesi iş kıyafeti, evet. Bir tanesi eve geldiği zaman giydiği kıyafet, evet. İki de ayrı ayakkabısı var. Evet. Değil mi? Evet. Tamam, şimdi bu burada yazılı kalsın, devamında çünkü önemli olacak. Yani orada toplam ikinizin dört çift ayakkabısı evet. var. Şimdi burada çünkü ayakkabılardan gidiyoruz ya bu konuda evet. da. Dört çift ayakkabınız var. Evet. Şimdi o gün Bayram Bey kaldı gece. Evet. Ne yemek yediniz? Makarna yemeği yapmıştım ben. Aha. Makarna yemeği yedim. Zaten Bayram Özgün dişi ağrıyordu zaten. Evet. O fazla bir şey yemedi zaten. Dişim ağrıyordu. Evet, sızlanıyordu zaten. Anladım. Peki Osman, o sırada bu Hasan Kamile'den bahsetti mi böyle yemek falan yerken? O gün akşam bahsetmedi ama cumartesi bahsetmişti. Ha, gideceğini söylüyordu. Yani annesiyle birlikte beraber gördü ya, yanına yine gideceğim diyordu. Hayır, yanınızda Bayram Bey de varken Kamile'nin lafı geçti mi hiç? Gideceğim dedi, evet gideceğim yani dedi. Yani Bayram Bey de duydu mu? Evet, gideceğim dedi. Peki ne konuştu mesela Bayram Bey Kamile ile ilgili ne konuştu? Cumartesi günü, pazartesi günü sabah gideceğim dedi. Öğleye döneceğim dedi. Yani öğlene döneceğim. Evet, köye gideceğim dedi. Kızın evet. yanına gideceğim dedi. Öğlene döneceğim dedi. Kamile'den de bahsetti yani. Evet. Köye gidiş sebebim Kamile'yle evet. görüşmek için. Bir evet. dakika ama daha cumartesi de izliyorsun. Bayram Bey yanınızda mı o sırada? O değil. O zaman da konuştu. Pazar günü akşam da konuştu. Yine Kamile'nin yanına evet. gideceğim. Peki Bayram Bey onun Kamile'ye gideceğini duyunca ne söyledi? Bir şey söylemedi. Bir gitmemesini söyledi ilk de. Ne dedi? O, pazartesi gün kamyon yükleyecektik. Ha. Odun yüklüyoruz yani kamyonlara. Şimdi Osman bunu neden söylüyorum? Az sonra Bayram Bey'in eşinin röportajını da izleyeceğiz. Evet. Yani bu sırada da Bayram Bey'in de Kamile ile bir ilgisi olduğunu dedikoduları var köyde. Şimdi sen diyorsun ki biz üçümüz oturuyorduk. Evet. Yani hem Bayram'ın Kamile ile ilgisi var. Hem de Hasan'ın ilgisi varsa yani senin bu konuşmalardan çıkarttığın herhangi bir şey var mıydı? Hani o konuşurken öteki ne diyordu? Ben bunu onu manada. Yok, bir şey söylemediler. Ha, bir şey söylemediler. Sen biliyor muydun peki Bayram Bey'in Kamile ile olan? Bilmiyordum. Öyle bir dedikodu duymuş muydun? Bilmiyordum. Duymadım. Duymamıştın. Ben de geçen gün istihbarattan duydum. Geçen gün bizim oraya geldiler. He. Hani Bayram Özgül'den dediler ya kızı. He. Yani çocuğu ondan söyledi. Ben geçen gün istihbarattan öğrendim. Anladım ama şu da var. Şimdi Bayram Bey'in her şeye rağmen evet. Dün dedi ki yayına bağlandığında benim eşimin kız arkadaşı dedi Kamile için. Yani yine de senin dediğin gibi kötü bir şekilde Kamile'den bahsediyorsa yine de Bayram Bey'in devreye girip hani sen niye öyle konuşuyorsun ya da şöyle falan filan bir şey demesi lazım. Kötü bir şey konuşmadı. Kötü bir şey konuşmadı. O zaman bu ben gene gideceğim cumartesi günü Kamile'ye falan dediğine göre Kamile'yi seviyor rahmetli. Bilmiyorum. Sevdiğinden aşık olduğundan hiçbir şey bahsetmedi. Şimdi o akşam Osman, o olmasa... Arayı, pardon yani o şeyi anlatamıyorsun anladığım kadarıyla ya da sen anlamamışsın. Yani sen bir erkek olarak Hasan'ın Kamile'ye karşı hissini nasıl algıladın o an? Kamile'den bahsederken? Ya Kamile'yle ilişkisi olduğunu söylüyordu. Yani ilişki olarak söylüyordu yani. Seviyorum aşığım falan demiyordu. Demiyordu. İlişkisi olduğunu tamam, söylüyordu. Tamam, bunu Bayram Bey'in yanında da bu tarz ifadeler kullandı evet, mı? Evet, konuşuldu. Zaten giderken de Bayram Özgül de yanımızdaydı zaten. Zaten kıza giderken Bayram Özgül de yanımızdaydı zaten. O da yanımızdaydı. Evet, yanımızdaydı. Peki niye o zaman nacak almaya gitti dediniz Kamile'ye giderken? Hasan gittikten sonra yani kızla ilişkisi ortaya çıkmadı. Öğleye geleceğim dedi zaten. Kamyon yükleyecektik öğlen. Kime karşı ilişkisi ortaya çıkmasın? Ya Hasan'la kızın ilişkisi ortaya çıkmasın diye yani. Biz kurgu o. Kim bu kurguyu kurdu? Beraberdik yani. Beraberdik. Kim ama söyledi sana? Bayram'la ikimiz yani. Hani kızla ilişkisi o. Bayram mı bunu söyledi? Bayram mı bunu sana söyledi? Efendim?
Sen mi bunu bayrama söyledin, bayram mı? Hayır, beraber söyledim, beraber şey yaptım. Ya teklif kimden geldi? Sen 15 yaşındasın, gelecek. 30 yaşında. Bu fikri tam sen olarak bilmiyorum ama yani böyle yani bir kurgu. Yani bayram mı bu fikri ortaya attı? Kıza anda gittiğini söylemeyelim, balta getirmeye gitti diyelim. Bu teklifi, bu fikri ortaya atan sen misin, bayram mı? Hatırlamıyorum bak onu. Özür dilerim. Evet. Bayram o sırada 30 yaşlarında değil mi? Evet. Bu çocuk 15 yaşında. Evet. Dolayısıyla burada normalde bayramın beklenen bayramdan gelmesidir. Yani bayram mı senin sözünü dinler, sen mi bayramın sözünü dinler? Her zaman büyüklerin sözü dinlenir. O zaman tamam. Bayram mı bunu ortaya attı? Hatırlamıyorum onu demem ama kurguyu yaptık. Evet. Kurgu ortaya çıktı yani. Peki dün Bayram Bey'i dinleyebilir mi sen? Dün dinleyemedim. Bizim böyle bir konuşma geçmedi aramızda dedi. Hayır, Kamile ile ilgili dedi. Duydu, o da vardı. Dur neyse vardı. Şimdi oraya da yavaş yavaş geleceğiz. Sonra... Evet. Siz sabah uyanıyorsunuz. Evet. Bir anlatır mısın? Önce sen uyanmışsın. Evet, uyandım. Kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı yaptık. Hasan dedi ben köye gidip geleceğim dedi. Şimdi daha barakadasınız. Evet, sabahta kahvaltımızı yaptık. Hasan dedi ben köye gidip geleceğim dedi. Günlük elbisesini giydi. Benim ayakkabılarımı giydi. Benim siyah ayakkabılarımı giydi. İşe, çalışmaya öğleye geleceğim dedi zaten. Kendi ayakkabılarına ne olmuştu ki sen? Ayakkabı ayağımı sıkıyor dedi. Evet. Bir dakika. Evet. Daha siz barakadasınız. Evet, barakadayız. O normal şık kıyafetlerini evet, giydi. Evet, şık elbiseler giydi. İş elbiselerini arabaya koydum. İş elbiselerini evet. Arabaya koydu. Senin ayakkabılarını aldı. Evet, onlar... Senin şık ayakkabılarını aldı o zaman. Hayır, çalışma ayakkabımızı. Nasıl bu kadar hem şık giyiniyor da niye senin çalışma? Benim ayakkabıyı daha yeni almıştım ben. Siyah evet. Ayakkabıyı. Sen hangilerini giydin? Onun ayakkabılarını giydim. Senin ayağını da sıkmış olması lazım. Da onun ayakkabısını ben giydim ama oluyordu yani. Ama oluyordu. İş ayakkabısı değildi. Normal ayakkabılarını giydin. Hayır, iş ayakkabısını giydi. Öyle mi? Evet, iş ayakkabısını giydi. Osman'ın iş ayakkabısını giymiş oluyor. Yeni iş ayakkabısı. Şimdi hangisi yeni ise günlük olan o değil midir? Hayır, yani çalışma ayakkabımız var ya. Onu ben daha yeni almıştım. Tamam. Evet, yeni almıştım. Günlük ayakkabıların o zaman daha eski. Günlük ayakkabıyı giymedik. İş ayakkabılarını giydik. Şimdi günlük ayakkabım da dedin spor ayakkabı. Hayır. Çalışma ayakkabımıza gitti. Ayakkabımla gitti yani. Bak şimdi. Şimdi senin her iki ayakkabında günlük olan da çalışma içinde olan da spor ayakkabı değil mi? 15 yaşında çocuksun sen o zaman. Spor ayakkabı. Bundan 8 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Her ikisi de spor ayakkabı. Yani böyle Arif Hoca'nın ayakkabısı gibi miydi bir tanesi? Bak bir Arif Hoca'nın ayakkabıları. Hayır, çalışma ayakkabı. Bak. Hayır, iki tane ayakkabın var ya giden. Evet. İkisi de spor muydu? Yoksa hayır. Bir tanesi Arif Hoca'nınki gibi biri miydi? Biri siyah çalışma ayakkabımız. Tamam. Bizim de kara lastik dediğimiz. He. Bir de normal spor ayakkabı. Bir de normal spor evet. Ayakkabı. Ama sen şimdi diyorsun ki o kara lastik olan böyle hani çarık gibi olandan mı bahsediyorsun? Evet. Sen ama diyorsun ki ben o yeni aldığım spor ayakkabıyla çalışmaya hayır, gidiyorum. Hayır, çalışma ayakkabısı dedim. Daha yeni almıştım çalışma ayakkabısını. Lastik ayakkabıları evet. Yani. He. Evet. Tamam, o zaman o da şimdi şık kıyafetlerini giymiş. Niye onları ayağına giyiyor? Kendisi öyle söyledi, ayağımı sıkıyor dedi, ben çalışmaya geleceğim dedi. Zaten öğlen zaten biz öğleye kamyon yuğmaya bekliyorduk onu zaten. Bir dakika dur, şimdi buraları fazla soruşmadan sen bana evet. Devamını anlatır mısın? Sen burada bir şey var. Diyorsun ki barakada evet. Köye gideceğim dedi. Evet, gideceğim sonra dedi. Barakadan çıktınız, ne yaptınız? O oradan mı gitti köye? O bizden önce çıktı, 5-10 dakika sonra arkasından biz çıktık çalışma yerine. Sizden önce çıktı? Evet, bizden önce çıktı. Yani barakadan hiç çalışma yerine gitmedi? Gitmedi. Evet, sonra? Sonra gitti, yarım saat, bir saat sonra, 45 dakika, bir saat sonra aradık. Devlet mevkiinde olduğunu söyledi. Hı. Aradan bir saat falan geçti, bir saat, bir buçuk saat sonra Delibekirler'de olduğunu söyledi. Kızın orada olduğunu söyledi. Telefon mu etti? Evet, Bayram Özgül yanımda telefon etti. Niye etti? Nerede olduğunu söylemek için, öğleye döneceğim dedi ya, onun için. Bayram mı aradı, seni mi aradı? Bayram aradı, benim telefonumu götürdü giderken. He, o Bayram arıyor. Evet, hayır. Bayram arıyor. Bayram Hasan aradı. Evet. Neredesin diye. Evet, neredesin diye. Yani Bayram merak ediyor. Hasan giderken benim telefonumu götürdü. Şimdi bak. Evet. Bir de Bayram senin ilk verdiğin ifade 23.05.2006. Bir saniye hocam. 23.05.2006. Senin ilk verdiğin ifadelerden evet. Biri. Ne zaman kayboluyor çocuk? 15 Mayıs. 14-15'e bağlayan gece. 14 Mayıs. Bu da senin... 23 Mayıs'ta verdiğin ifade. Evet. Diyorsun ki burada bambaşka bir şey anlatıyorsun. Burada diyorsun ki biz sabah kalktık. Hasan üzerine günlük elbiseleri olanını giydi. Evet.
Vişne çürüğü renkli gömlek, ayağına da bana ait siyah lastik ayakkabıları giydi. Evet. Daha sonra Bayram Hasan'a neden günlük elbiselerini giydiğini sordu. Çünkü siz şimdi orada iş elbiselerinizi giyeceksiniz. Ormana gideceksiniz. Evet. O da elbiselerini kesim sahasında değiştireceğini söyledi diyorsun. Yani işçi elbiselerini. Evet, ilk ifademiz evet öyle. Sonra ilk ifadesi son ifadesi olmaz bunun çocuğum. Ne yaşandıysa tek ifade olur bunun. İlk ifadesi son ifadesi olmaz. İnsan ne biliyorsa odur. Eğer başka öyle ilk ifade son ifade varsa adama neden öyle ilk ifade son ifade var diye sorarlar. Benim de sana soracağım o. Şimdi sonra diyorsun saat 7 gibi kesim sahasına ulaştık. Biz barakadan çıktık. Hasan kendine ait siyah kot pantolonla beyaz tişörtü kamyonun kasasına attı. Daha sonra bindi kamyona, bindik. Kesim sahasına ulaştık diyorsun. Kesim sahası bu dağ evine yaklaşık 1 kilometre kadardır. Daha sonra kesim sahasına vardığımızda Hasan Bayram'a ve bana Naca'nı dağ evinde unuttuğunu ve almak için dağ evine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Ben de kendisiyle gidebileceğimi söyledim ama kabul etmeyerek kendisinin gideceğini söyledi diyorsun. Şimdi de bugün geldiğimiz noktada diyorsun ki bunu hiçbir ifadede yok bu. İlk defa burada söylüyorsun. Diyorsun ki o bizden önce ayrıldı çıktı gitti oradan diyorsun. Evet. Niye evet? Bizden önce çıktı gitti. Niye o zaman 8 yıldır kimseye bunu söylemedin de şimdi burada böyle söylüyorsun? Ya Hasan'ın ilişkisi ortaya çıkmasın diye. Ya Hasan'ın ilişkisi mi kalmış? Çıkmış 8 yıldır çıkarsa ortaya her şey. Bebek doğmuş olmuş 8 yaşında. Benim kardeşimin ilişkisi dur. Sana mı düştü? Çıkarsa da kızla yakalansın. Yakalansın evet. Bırak yakalansın. Sana bunları kim söylettirdi çocuğum? Ha? Hangisi doğru? Bir saniye durun. Bir dakika oğlum. Şimdi bak 8 yıldır sen ilk defa demin verdiğin ifadeyi vermişsin. Şimdi ben okudum bunları. Evet. Şimdi diyorsun ki biz o dağ evinden o çıktı gitti bizden önce. Ne kamyona bindi. Ne şunu ya hiçbir şey yok. Ne Nacak var ne oraya gitmeniz var hiçbir şeyiniz yok. Peki 8 yıldır zaten her şey ortaya çıkmış. Niye söylemedin de bugün şimdi böyle konuşuyorsun? Kızın yanına gitti diyorum. Kızın yanına gitti. Ya o zaman da 15 yaşındayım. Ha. Ya 15 yaşındayım ne diyebilirim ki? Ben sana yalvardım. Ablam dedim senin yaşın küçük dedim. Lütfen bir şey olduysa çıkarın dedim. Gittim evine yalvardım gözüme bile bakamadım. Baban konuşturtmadı seni beni korkuttu. Baban öğretti seni. Hayır. Öğretmediyse bir dakika ne olur vaktimi harcamayın. Dur, ne olur ne yaşandıysa yaşandı. Çok haklısın da. Şimdi dur vakit harcamayalım gözünü seveyim. Evet. Çünkü vakit kıymetli. Şimdi sen daha sonra verdiğin ifadede de evet bu Kamile'nin ismi çıkmasın diye böyle söylediğini söylemişsin ama hiç barakadan önce çıktı diye bir şey söylemiyorsun. Osman, senin 8 yıl boyunca jandarmaya ve Cumhuriyet Savcılığına verdiğin ifadedeki kurguyu kim neden hazırladı? Hazırlama demiyorum. Yani Bayram Özgül'e yani kızla ilişkisi ortaya çıkmasın diye söylediğimiz bir konu. O öyle devam etti. 4 yıl devam etti. Hı. 4 yıldan sonra Ramazan'a zaten söyledim zaten ben. Kızın yanına gittiğini söyledim. Hatta beni çağırdı, video kayıt da almış. Kayıt da almış. Hı. Tüm şeyleri açıkladım orada. Kıza gittiğini de açıkladım. Video kaydı almasaydı bu gerçeği sen hiçbir zaman söylemeyecektin. Osman senin evet. Kamile ile bir ilgin yok. Yok. Hı? Yani Kamile'ye gitmiş ya da gitmemiş senin umurunda değil. Ya yarın bir gün bir şey öyle bir şey olmuş olsa benim üzerim bizim üzerimize kalacak yani. Ne siz olmuş öyle olsa? Yani kızla ilişkisi yok olsa? Siz çıkardınız hesabı. Ha? Kızla ilişkisi yok siz çıkardınız hesabı yani. Hayır, yaşın 15 ya oğlum. Ya zaten sen bize söylüyorsun her zaman. Tamam hadi onu vazgeçtik. Sen o zaman ben sana söyledim. Hadi savcılığa gideyim ifade değiştireyim. 2010'da niye ifadeyi değiştirmedin şimdi değiştirdin? Nasıl 2010'da? Sen o video olmasa o bir ifadeyi yine değiştirmedin. Kız olayı asla yok. Ne o gün sen benim yolumu kestiğinde ben sana söylemedim. Hadi gidelim karakola demedim mi? Nerede karakola gidelim dedi? Sen benim yolumu kestiğinde silahla. Ben sana silahla darp bile etmedim. Ben. Ailem konuşacaktı zaten ben salmasam seni. Düşün tartışmanızı sonra yapın lütfen. Evet. Siz aynı köyde yaşıyorsunuz akrabansınız konuşmuşsunuzdur zaten bunca vakit konuşmadık yani. Konuşmadık Müge Hanım hiç konuşmadı. Bir kere cevap vermedi bize. Şimdi bir kez babası vardı küfür etmeye başladı. Osman. Evet. Sabah madem bu çocuk çıkıyor. Evet. Ve kendi kendine ben Kamile ile buluşmaya gidiyorum diye oradan ayrılıyor. Evet. Sonra siz Bayram'la beraber diyorsunuz ki biz şeye gittik. Çalışma yerine gittik. Şimdi o oradan çıktığı zaman barakadan evet. Köye yürürse kaç saatte yürüyecek? 2,5-3 saatte. Yürüyecek. Evet. Sonra Kamile ile buluşacak. Evet. Bir saatte onunla olsa etti sana 4 saat. Evet. Sonra 2,5-3 saatte tekrar geriye dönecek 7 saat. Evet. Konuşup geleceğim dedi zaten. Hı. Yani senin deyiminle kaçta çıktı bu çocuk barakada? Sabah 7-8 arası. 7-8 arası. 7'de çıktı bile desek. Evet. Yani 5 geçti 12.
Üzerine evet. iki ekle ki saat 14 olması lazım ki bu çocuk eğer hani bu kadar hızlı hızlı yürüdü, bir saatte hiçbir şey yapmadan, yemeden, içmeden, tuvalete gitmeden böyle koştur koştur gidip görüp gelirse saat 2 olması lazım. Bu bayramda sizin neyiniz oluyor? Bu hastanın nesi oluyor bayram? Ben nasıl derim? Onların köyünden evli olduğunu enişte diyoruz yani. Yani enişte hiçbir diyor. Şeyiniz değil yani. Evet değil. Heh. Peki neden o zaman bu bayram bu yola çıkınca arıyor bunu peşinden neredesin diye? Geleceğini söyle. Öğleye gelecek. Biz kamyon yükleyecektik öğlen. Öğleye gelmeyeceksin. Osman, evet. Saat olarak siz orada yaşıyorsunuz. Gelme ihtimali yok ki öğlene. Hı. Saat öğlene geleceğim dedi. Sabah öğle çıktı zaten. Öğlene nasıl, geleceğim diyerek. Osman nasıl gelebilir? Uçacak mı bu çocuk? Nasıl gelecek? Ya kamyon dek getirdin. Kamyon öğlen geldi zaten. Öğleye geleceğim dedi zaten kamyoncu. He? Öğlene geleceğim dedi. Eğer yolda dek gelse onu da alıp gelecekti. Tamam da yani öğlene denk gelmesi falan mümkün değil ki bu şartlar altında yani. Ha, geleceğini söyledi şimdi yani. Tamam, gidilen ama yolu biliyorsunuz. Evet. Ama bir dakika. Dönülecek yolda biliyorsunuz. Evet. Pardon. Doğal olarak o yolun ne kadar sürebileceği konusunda bir fikir sahibisiniz. 6 saat. Evet. Geliş giriş 6 saat. Dediğini mantıklı olmadığının da farkındasınız. Öğlen gelebilme şansı var mı? Kendi geleceğini söyledi yani. Yalnız geleceğini söyledi. Siz demediniz mi? Bak şimdi gene doğru söylemiyorsun Osman'cığım. Bak gene evet. yalan söylüyorsun. Çünkü Bayram diyor ki bunlar sonuçta telefon kayıtlarıyla ortaya çıkmış şeyler. Bayram diyor ki evet. 7.30 sıralarında biz hareket ettik o barakadan. Dün gördük o barakayı. Kesim sahasına vardık. Malzemelerimizi kamyondan indirdik. Saat oldu 8. Evet. Hasan temiz elbiseleriyle ne diyor bakayım bir dakika. Malzemeleri kamyona indirdik. Kesime başlayacağımız esnada Hasan baltam kaldı diyerek tekrardan dağ evine baltasını almak için temiz elbiseleriyle geri döndü. Balta almak için. Sonra Osman Çankaya'ya Hasan gelene dek bana yardım et dedim. O da tamam dedi. Aradan bir buçuk saat geçti. Hasan gelmedi. Ben de Hasan'ı aradım diyor. Bir buçuk saat sonra diyor. Bir buçuk saat sonra diyor. Değil, Hasan evden gitti. Dağdan gitmedi. Ha, bak şimdi nereden? Hasan dağdan bak, gitti, evden nereden gitmedi. Nereden gitmiş olursa olsun. Evet. Bak şimdi kardeşim. O yüzden söylüyorum sana evet. doğruyu anlat diye. Ha ister barakadan çıkmış olsun. Yani burada köye gitmesi zaten 3,5, 4 saat diyeyim yani. Yerde evet. de herhalde 3,5 saatte bu çocuk at gibi koşturmayacak. 4 saat yol var. Tamam mı? Evet. Bu evden çıktıktan sonra bu barakadan 1,5 saat sonra aranmış bu çocuk. Evet. Niye aranmış? Neredesin olduğunu söyledi. Bakın. Ama niye aransın? Barakadan da çıksa... Oradan da çıksa aramanın mantığı yok bu çocuğu. Doğru. İfadeyle bakınız ifadeyle arama sebebimiz farklı. Ne? Bak ifade kurgu. Heh. İfade kurgu ama gitti. Ya sabah evden ayrıldı bizim yanımızdan ayrıldı. Bir buçuk saat sonra aradığında eve yani köye gidiyordu. Bak şimdi diyorsun ki ifadeyle evet. arama sebebimiz farklı diyorsun ya. Evet. Ben de sana diyorum ki şu an anlattığınız sebep dahi doğru olmuş olsa evet. aramanızın yine mantığı yok. Yani bu çocuk sabah sizle kahvaltı ederken ben köye gidiyorum diye çıkmışsa evet. sizin bunun arkasından bir buçuk saat sonra aramanızın hiçbir mantığı yok. Yine evet. yok. Evet. Yine yok. Nacak için gittiğinde aramanızın mantığı var ki o yalan diyorsun. Evet. Ama barakadan köye gidiyorum diye çıktığında aramanızın mantığı yok. Evet. Köye kızın yanına gidiyorum dedi. Ama bir buçuk saatte varabilecek bir yol Hayır. değil. Neredesin diye sorduk. Ama niye soruyorsunuz? Tamam da kardeşim. Vardın mı diye sormadık. Ya niye şimdi burada gittiği yer gideceği yer belli. Gideceği mesafe belli. Evet. Üç saatte varacağı bir yere gidiyorsa bir buçuk saat sonra yani araba kullanarak gitmiş olsa trafik kazası olur bilmem ne olur. Bir de anası değil ama, babası değil evet. hiçbir şey değil. Bir niye köy olur yani. Bayram benim yanımda benim telefonum var. Benim telefonumu götürdü ya. Arada neredesin diye sordu. Yani köye ulaşabildi mi diye sordu yani. Niye niye? Ulaşamaz niye ki. Niye ulaşamayacak? Başına bir iş mi gelecek? Ya hayır ya başına bir iş gelmesinden değil. Yani nasıl olur biliyor musun? Evet. Anca böyle burada bir kavga dövüş olur. Bu çocuk evden barakadan kaçar gider. Siz de bunu ararsınız ararsınız ne yapıyor ne ediyor diye anca öyle ararsınız. Ya zerre kadar bak saçının teline hiçbir şey gelmedi bizim yanımızdan. Zerre kadar eminim yani. Zerre Peki kadar. Madem zerre kadar hiçbir şey gelmedi. Evet. Sen hadi 15 yaşındayım diyorsun evet. ki Kamile ile ilgili bir şey ortaya çıkmasın diye ben bunu söylemedim. Bayrama ne? Bayram niye böyle bir yalan söylesin? Onu bilmiyorum. Onu Ama... bilmiyorum diye bir şey olmaz. Onu bilmiyorum diye bir şey olmaz. Kendiniz kurguladıysanız bunu 8 senedir Hı. sen de bileceksin o da bilecek kardeşim. Evet. Şimdi sen kendi... Yeğeninin, arkadaşının özel ilişkisi çıkmasın diye jandarmaya yalan ifade vermek isteyebilirsin.
Ben dış kapının dış mandalıyım. Ben niye sizi kendi yalanınıza ortak olayım ki ben? Bayram Özgür de bizim yanımızdaydı bakın. Olsun. Olsun ama Bayram Özgür evli, barklı, iki çocuk babası adam. Niye sizin yaşça da ileri? Yaşça da sizin iki katınız. Niye sizin yalanınız ortak olsun? O zaman kıza buluştu, gitti. Oradan gelmedi diyecektiniz ilk ifadede. İlk diyecektiniz. Ya ayrıyeten biraz evvel dedin ki Bayram Hasan kıza gitmeyi bahsettiği zaman Bayram ya niye gidiyorsun falan diye konuştu, söyledi. Yani Bayram'ın kız mevzu olduğu zaman Hasan'a karşı bir kıskançlık içerisinde olduğu kesin. Bunu Bayram sen de biliyorsun. Ama tepki vermedi. Ya tepki, sen bunu seziyorsun ama bir insan olarak. Ben şimdi ne kadar tepki vermezsen vermeyeyim, sana karşı samimi mi konuşuyorum, kızgınlıktan mı konuşuyorum, bunu anlarsın. İnsan olarak anlamamak mümkün değil. Delikanlı bir adam, aklı başında, bak gözlerin fıldır fıldır dönüyor, her şeyi yapabilecek durumdasın. Yani o anda Bayram'ın bu kızcağızın ismi geçtiği zaman, Hasan bununla ilgili bahsettiği zaman, şimdi mesela senin elbiselerini giyiyor veya ayakkabılarını giyiyor, özel elbiselerini giyiyor. Yani günlük kıyafetlerinin dışında şık giyinip şık görünmek istiyor. Bunu giderken de Bayram niye gidiyorsun diye soruyor. O da diyor ki ben kıza gideceğim. Bunun yanında Bayram ne dedi? Yani otur, affedersin, otur lan burada, bir yere gidemezsin veya işinin başına gel veya ne işin var veya kızgınlık göstermese ne dedi de. Yani? Pardon, süre geçiyor, ne dedi yani? Bir şey var yani. Bir şey, kızgınlık göstermedi. Hatta dedi, ha, ne dedi ha, kızgınlık göstermeden? Kızgınlık göstermedi, gitme dedik. Ha. Şimdi de gitme dedik yani. Sonra dedik mi dedi dedik, mi? Dedik. Bayram da dedi. Evet dedik. Gitme dedik. Sonra gidersin dedik. Ha. Gideceğim dedi. Gidip geleceğim dedi. Cuma günü dedi. Tartışma oldu dedi. Annemden dolayı dedi. Tartışma oldu dedi. Ben de gideceğim dedi. Ya annemle tartışsa kızın ne olayı var yani? Annemle tartıştı, tamam. O zaman Hazine annem yine görecek diye gitme. Evet. Akşam gider yani. Annenle tartışma şey. Kaç gün evvel kardeşim? Osman, bu o günle alakası yok ki. Senin o sırada... Annenle tartışma cumayı cumartesiye bağlayacağım. Evet. Annemle biz geldik evet. Pazarı pazartesiye bağlayana. Ya tartıştık dedi, bıtay şey yapamam dedi yani, gidip geleceğim dedi zaten i̇şte cumartesi de söyledi. Osman'cığım bak diyorum ki, bak tartıştıysa annemle Hasan gerçekten. Ya başka yerlerdesiniz ki, ne o zaman olur bana bırakın ya. Durun Osman, senin evet. Ayakkabın kaç numara? Ya şu an için demiyorum, o dönem ikiniz aynı numara mı ayakkabı evet. giyiyordunuz? Ha? Evet. Aynı numara ayakkabı evet. giyiyordunuz. Senin de ayağında o kara lastik ayakkabı var çalışma, onun da mı ayağında evet kara lastik var. Peki nasıl onun ayağındaki aynı numara ayakkabı sıkıyor da seninkini giyiyor? Kendisi öyle söyledi yani. Kendisi tamam, öyle kendisi söyledi. Kendisi öyle söyler ama aynı model değil mi? Tabii, yani kara lastik dediğiniz, bak, evet. Ben hani şu şöyle siyah. Hah, evet evet aynı. Bildiğimiz böyle. Köylüler giyen şey. Hani mes gibi demeyeyim de ne dedin? Biraz onu? Daha pırtılla. Siyah böyle evet. lastik bildiğimiz. Kara lastikler dedim orada. Kara lastik ayakkabı. Evet. Sen de aynı numara giyiyorsun, evet. O da aynı numara giyiyor. Numarayı bilmiyorum. Ha işte. İşte. Bunlardan bu, mı? Bu işte, bu evet. ayakkabı. Bunlardan. Evet, bunlardan. Bunlardan. Tamam, şimdi bu ayakkabı ikiniz... Evet. Benimki sıktı diyor, seninkini giyiyor. Evet, benimkini giydi. Tamam, sen de onunkini giyiyorsun. Evet. Senin, onunki senin ayağını sıkmadığına göre. Evet. Tamam mı? Şimdi sıkmadığına Müge Hanım, özür göre. Özür dilerim Müge Hanım. Nasıl seninkini 18 alıyor? Yaşındaki bir kişinin kendi ayakkabısı ayağını sıkacak. 15 yaşındaki bir çocuğun ayakkabısını giyecek. Ayağı rahat edecek. Sıkmayacak. Şimdi bunu sen söylesen. Sen 15 yaşındasın. Evet. Sen desen ki ya benim ayağım ayakkabı sıkıyor. 18 yaşındaki birinin ayakkabısını giyince ayağın rahatlayabilir. Evet. Ama 18 yaşındaki birinin ayakkabısı ayağını sıkıyorsa 15 yaşındaki birinin ayakkabısını giyebilir mi? Ne ben rahat edebilir mi? Ne ben? Yani Osman şimdi akıl var, mantık var. Allah aşkına konuştuklarına sen de inanarak konuş. Ya yemin ederim ya. Yemin ya ne yemin yemin etsem başım ya. Ağrımaz yani. Ağrımaz zaten. Bu olaydan yemin etsem başım ağrımaz. Ya benim ya doğru söz yemine ihtiyaç duymaz gerekir. Müebbet de verseler, ne verlerse versinler. Yani benim bildiğim bu kadar. Hiçbir şüphem ya, yok. Ya müebbet niye müebbet dersin? Evet. Sen suçlusun diye suçlusun diye yok. Suçlamak benim üzerime zaten. Kardeşim sana suçlusun diyen yok. Evet. Bizim zaten öyle bir yetkimiz de yok. Biz bir olayın üzerindeki perdenin kalkmasını istiyoruz. Ama aydınlığa doğru söylemiyorsun. Şimdi bak doğru söylemiyorsun. Biz şimdi, sana sen öldürdün diye iddia etmiyor. Hayır ama merak ettim. Genç bir delikanlısın ya. Efendi şimdi gibi böyle. Senin onun ayakkabısı sıkıyor değil evet. mi? Seninkini giyiyor. Sen onunkini giyiyorsun. Evet. Sonra senin o ayakkabılarla evine döndüğüne göre değil mi? Evet. Ortada bir çift kara lastik kayıp. Değil mi hayatım?
sizin deyiminizle. Bu kayıp bir kara lastik var ortada. Bu kayıp kara lastiklerden bir tanesi mezarda bulunuyor. Değil mi? Evet. Bir tanesi ben mezarda bulunuyor. Mezarda bulunanları bilmiyorum. Şimdi sen de işte biz de biliyorsan. Bu diğer tek nereden çıkıyor? Yalnız Hasan ayakkabılara gidi. Arabaya ayakkabı koymadık. Ha? Arabaya ayakkabı koymadık. Ha. Nereye koydu? Araba ayakkabıları giydi. İş ayakkabıları giydi. Benim ayakkabıyı giydi. Onun ayakkabısını ben giydim. Arabaya sade elbiseler kondu. Ama yine o zaman Hasan'ın yine bir çift ayakkabısı lazım. Yine ortada olmayan. Evet, bir tane daha. Siz değiştirdiniz. Diğer günlük ayakkabısı nerede? Günlük ayakkabılar şeyde kaldı. Evde yattığımız ev var ya. He. Orada kaldı. Ama peki madem bu çocuk bir saniye. Madem bu çocuk çalışmaya gitmeyecek. Madem kız arkadaşıyla buluşmaya gidecek. Evet. Niye o zaman evdeki o spor ayakkabılarını giyip gitmesin? Üstü temiz giyinen çocuk niye bu kara lastiklerle yürüsün 4 saatlik yolu? Bilmiyorum. Evet. Ayakkabıyı giyeceğim dedi. O ayakkabıyı senin giyeceğim dedi. Senin spor ayakkabıyı giyer gider. Ay, spor bilmiyorum, bilmiyorum başka bir şey. Evet. Bir de bir mantık var. Kız arkadaşıyla buluşmaya giden 18 yaşındaki delikanlı çocuk neden gelsin de senin kara lastik ayakkabılarınla gitsin? Onun orada var ayakkabısı. Hadi diyelim ki kara lastikler sıktı. Orada doğru söylüyorsun. E ama diğer ayakkabıları var. O da mı sıktı? Ha? Giymedi. Ha? Giymedi. Peki Osman bu kara lastik bu ayakkabılar giymedi, kolay yürünebilir nitelikte hayır, bir ayakkabı mıdır? Hayır, kolay yürünür. Taşlı yerde kolay yürünür. Yürünür ya, bir şey. Yani, yürümek yürünür için evet, çok ideal bir ayakkabı değil. Evet. Hani 4 saat yürüyeceksen bir de bu ayakkabıları tercih etmezsin. Evet, kız arkadaşına gidiyorsan böyle bir ayakkabı o kıyafetin altında tercih etmezsin. Genç birinden bahsediyoruz. Bir de montu, Müge Hanım montu da söyleyin. Mont da evde kaldı ya. Mont da evde. Yani montunu da almıyor. Telefon da evde. Kızın ayakkabısını da almıyor. Telefonu biliyorum ama benim telefonumu götürdüm. Sen, ya kendi telefonu şey var. Senin telefonun neye yaptın? Telefonu bozuktu zaten. Benim telefonumu kontör yükledi zaten. Hayır, yok. Hayır, öyle bir şey yok. O gün akşam benim kardeşlerimle konuşmuş. Senin telefonunu almasına gerek yok. Bir dedim ki Osman hadi kızla buluşa gitti diyelim. Evet, ben orada yayla soğuk. Ben montumu alır da giderim yani. Ayakkabı giydim yani üstüme. Sizin dediğinizde. Evet. Ay bay yani bu çocuk montu giymeden Mayıs ayında gidemez. Soğuk yani köyü biliyoruz yani buradaki gibi değil Müge Hanım çok bak soğuk. Şimdi ben bu ayakkabıdan da giydim köyde bu ayakkabıyla tarlaya giderken tamam güzel tarladayken evet, ama taşta yürürken iyi değil. Öyle dağlık yerde yürürken bu ayakkabı insanın çıkar, ayağına batıyor. Evet. Bakın bir Ümmü Hanım Bayram'ın yani kamyoncu Bayram'ın eşi bu Kamil'in mevzusuyla ilgili ne anlatıyor? Aralarda var anlattık bakın. Buraya hiç geliyor muydu? Bir kere akşam geldi abi. Bu tarih 2006 tarihinde. Kaybolduğu zaman biz kaynanamda oturuyoruz. Akşam üzeri oturuyoruz. Ben buraya yeni ayrıldım daha. Yeni ayrıldıktan sonra eşim annesinde kaldı. Akşam 8:30 herhalde o saatlerde kapı tıkladı. Kim o dedim. Ben dedi. Gündüz okurken bir kere geldi. Başka hiç gelmedi. O akşam üzeri geldi işte. Neye geldim buraya dedim. Akşam dedim. Oturmaya geldim Ümmü abla dedi. Bir eski muhtar vardı anne o da. Onun o kızıyla buluşmaya geldi abim dedi. Ben de dedi ileride korktum dedi. Buraya geldim Ümmü abla dedi. Kusura bakma dedim. Ben seni akşam burada durutamam dedim. Sen evine gideceksin. Zaten gideceksin Ümmü abla dedi. Sen dedi buraya bir şeye gelmedin ben dedi. Gideceğim dedi. Gidiş o gidiş kızın. Hamileymiş. Eşimdenmiş diye öyle alaka konuşmadı kız. Kız gitti akşam. Senin kocan beni alması lazım böyle beni hamile bıraktı falan. Demedi hiç böyle bir şey yok söylemedi. Ya vallahi demedi abi be. Ama zaten kızlar suskun bir şey ya. Açık insan değil ki zaten onlar. Onlar babalarından korkarlar. Elden diller hani şu oğlanı konuştu. Çünkü görmedik. Uslu bir kız yani. Yapmayacak gibi ama bilmem gari. Elin içini Allah bilir yani. Ben bilemem. Ümmü Hanım siz hiç eşinizle konuştuğunu gördünüz mü? Görmedim. Bu Hasanların kaybolduğunu ben eşime o gün dağa gidiyor. Dedim ki eşim dedim kalma dedim. Onlar dedim duysun. Onlar dedim insan neydi bellisiz dedim. Ben biliyordum zaten önce ne olduğunu. Neden biliyorum? Kız olaya çıktı önce. Kız olaya çıktığında bu Umman Yüksel'le bizim aramız açıldı. Umman Yüksel onun kardeşi var. Mehmet Yüksel. Benim de kaynın kızı var burada. Okumaya geldi. Onun kardeşiyle konuşmuş. Tanışmışlar bunlar. Haberim yok. Umman Yüksel'in kardeşiyle yenge dedi. Ben konuşuyorum. İyi midir dedi. Ben bilemem dedim. Mahsusdan küçük ya kız da. İyi değillerdir falan. Mesela iyi değil falan diye. Küçük diye kanmasın diye. Bunlar aralarında konuşma olmuş. Tanışma olmuş. Bizi demiş yengem ile amcam yapıyor. Benim babam bir şey demiyor. Mehmet Yüksel'le konuştuğuma demiş. Amcamla yengem istemiyor demiş. Kız. Yani siz ve sizin eşiniz. Biz istemiyoruz yani. Eşimle ben istemiyorum. Bunların gıcıklığı bu kızın zor gıcık bizden. Bunun ikisinden gıcıklar benimle eşimle. Bu tuzak bundan. Normalde hep kalır mıydı eşiniz kalmazdı orada?
O gün akşam. Niye kalmış o gün? İşte bilmiyorum. Dedim ki o gün ben de kalma eşim dedim. Kalma o gün dedim. Bana dedi ki kalacağım. Size haber mi verdi öncesinde ben kalacağım burada? Dedi. Bu akşam kalacağım ben. Hasan'la Osman burada onların yanında mı kalacağım dedi. Dedim ki benim bir şey bildiğim var yani. Zaten aramızda olay oldu ya önce. Yani bu kız olayından oldu ya. Dedim ki kalma dedim. Ben bir şey biliyorum da ondan kalmadık. Yakıt yakmasın Ümmü dedi bana. Ne varsa gör dedi. O gün kaldı gelmediydi yani. Bir gün gelmedi. Geldi gari akşamüstü bizimki dedi ki Hasan yokmuş dedi. Babasına haber vere gittim dedi. Yok diye dedi. Çift sürüyor. Babası dedi çiftin yanına vardım dedi. Oğlun iki gün mü gelmedi dedim dedi. O da seslenmedi dedi. Ben indim geldim dedi. Annemlere gezmeye giderdim. Bunun annesi Hanife Yüksel bana dedi ki Ümmü dedi gel buraya dedi. Sana bir şey soracağım dedi. Sor Hanifinge dedim. Senin kocan dedi benim oğlumun öldüğünü biliyor mu dedi. Vallahi Allah bilip duruyor Hanifinge dedim. Bilmiyorum dedim. Sana dedi 15 geçi vereceğim dedi. Bir ip uç ver dedi. Ben çıkartırım onu dedi. Hanifinge dedim ben bilmiyorum dedim. Vallahi bilmiyorum dedim. Eğer dedim, öyle bir şey olsa dedim gelir evde belli olur suçlu olur benim beyim eşim dedim. Ben orada laf duyardım. Hani böyle senin kocan işte dedik böyle yapmış böyle yapmış. Ben burada sinirli gelirdim annemlerin oradan. Ne diye böyle yapıyor benim eşim bana karşı diye. O da beni dayak atardı. Dedikodu Ümmü dedi. Benim dedi aramı açmak için yapıyorlar dedi. Kur'an-ı Kerim'de el basla eşim. Yapmadım dedi. Ben derdi sen bana güvenmiyor mu derdi benim eşim. Ne bileyim bayram derdim. Öyle değiller bizim o köyde derdim. Bizim eşimiz bir de yukarı yüklü ya mesela. Yani kötünlüğü taşımıyorum diyor. Yani durabilirim bak diyor. Durabilirim diyor. Ben o kızla ilişkim yoktur diyor. Bu kız hamile diyorlar ya. Akbayram'dan dedikodu çıkıyor ya. Adamın asabı ondan bozulur söylemiştir bak. Rahmetli oldu söylemiştir. Neden söylemiştir? Benim oğlum evli üstüne gelir falan diye korkabilir bak söylemiştir diyorum. Yani hanımefendi aslında ben teşekkür ediyorum. Bu dedikoduyu kocasıyla yaptığı bu kızla ilgili kavgayı hatta bunun için yediği dayağı da anlatmış. Karnına tamam. Bulmuş hem. Tamam yani şimdi o zaman madem böyle bir şey olmuş. Sen de diyorsun ki biz üçümüz oturuyoruz. Ondan sonra bu da Kamile diyor. Evet Hasan diyor. Tamam bak adam da kendi karısıyla da Kamile için kavga ediyor. Evet. Aile içinde kavga ettiklerini bilmiyorum. Bak aile içinde kavga ettiklerini şey bilmiyorum. Her şeyi duydun ya onu duymuşsundur. Duymadım ablacığım. Dedikodu yüzünden köy yoldu. Vallahi duymadım. Geçen gün istikbarattı doğru bak. Doğru söylemiyorsun. Değil ablacığım. Söylemiyorsun. Ümmü bizden kendimizden atı. Karnına karnına da öldü diye hamileyken dedi. Zaten doğru söylemiyorsun derken zaten. Yani hani bu programla ilgili de ben onu söylemiyorum işte. Verdiğin ifadeler ortada bir öyle bir böyle. Her şey meydanda ya. İfadelerin de ama ilk ifadem kurgu diyorum bakın. İlk ifadem kurgu diyorum. Sonra o bir daha kurgunun verdim. Nedeni yok senin anlattıklarında. Seninle ilgili bir nedeni yok. Evet. Yani bunun ceza kanununda bile yeri var. İnsan kendi evladı, anası, babası, kardeşi için yalan ifade verebilir. Ceza kanununda bile bunun yeri var, koruyor. Ama elin adamı, elin çocuğu için kimse yalan ifade vermez. Bak sonra adama böyle sorarlar. Şimdi sen kızla ilişkisi çıkmasın. Tamam sen evet. Bunu ben düşünüyorum diyorsun. Tamam. Bayram Bey niye bunu düşünsün? Onu bilmiyorum ama yani ikimizin kurguladığı bir şey bu. Ama Bayram Bey bunu belki de senden daha fazla düşünüyor ki jandarma onu aradığında bak jandarma seni aramamış. Çünkü senin yaşını sormuştur. 15 evet. Yaşındasın sana baban vasıtasıyla ulaşmak ister. Evet. Değil mi? Çünkü senin yaşın küçük. Bayram'ı arıyor. Diyor ki gel hakkında şikayet var diyor. Değil mi? Evet. Ama Bayram yemiyor içmiyor sana geliyor seni alıyor. Bayram şimdi normalde gidip demesi lazım ki böyle böyle oldu. Ben buluşmaya gideceğim dedi. Kız arkadaşının adını biliyorum bilmiyorum önemli değil. Gitti demesi lazım. Seni de ayrı alması lazım. Ama Bayram kalkıyor geliyor seni alıyor. Neden alıyor? Siz ikiniz bu kurguyu aranızda oluşturun diye. Evet. Ve siz ikiniz de bunu kabul ediyorsunuz. İkiniz de kabul ettiğinize göre demek ki hanginiz bu kurgu fikrini attıysa ki kuvvetle muhtemel büyük olandır. Bayram Bey atmıştır seni de eve kadar gelip aldığına göre. Bu işlerin ikinizin de bir çıkarı olması lazım. Hiçbir çıkar. Bu çıkar neydi? Çıkar Hasan'ın öldüğünü kesin eminler. Bayramda kızdan kurtulmak için kıza gitti dediler. Başka mantığı yok. Kız ya çünkü hamile. Bayramdan başka bileğin yok kızın hamile olduğunu. Kardeşim de öldü artık gelmeyecek kesin. Diyorlar ki kıza gittim diyelim ki. Hasan kıza gitti. Biz de aramayacağız bacım. Evet, hamile biz de aramayacaktık. Yani bundan başka çarşı olmadı. O da hamile bıraktığı için kaçacaktı. Bak evet, Hasan'ın evet. Babasının verdiği seninle ilgili konuştuktan sonra ifadesi var. Bana dedi ki diyor onu hamile bıraktığı için kaçmıştır. Öyle evet. Demişsin. Evet, de hamile olduğunu ne biliyordunuz Kamile'nin? Biz kızın hamile olduğunu biliyorduk. Ya da söyle Osman ya konuşma ya.
Ya kızın hamile oldu. Hiç bilmedin. Baban söyledi. Baban söyledi. Baban resmete geldi. Hayır, annen kendi geldi söyledi bize. Biz ya. Gittik ya. Eşimle. Eşimle ben ikimiz gittik. Annem anladı seni öldürdüğünüzü. Sen şu an kurguya gel. Bu kurguyu yaparken ne menfaatiniz olacağını? Hiçbir menfaatiniz yok. Hiçbir menfaatiniz yok. Mümkün değil. Hiçbir menfaatiniz yok. Bak diyorum ki sana. Mümkün değil diyorum. Kim öldürse de savunacak değilim. Kim öldürse savunacak derim. Şu öldü desem gider söylerim. Babam da olsa dahi gider söylerim. Söylemedin ki 8 senedir söylemedin. Çocuğum kim olursa olsun söylerim ya. Bu sözüne hiç kargılamayın Güler. Çünkü sen doğru bildiğini söylememişsin senelerdir. Benim kardeşim o gün hayır, ben öldü. Ben ölmedi. Ölmedi. Geldi be. En son siz gördünüz. En son sizin yanınızdaydım. Bu öyle atmaya benzemez. Bir şey söyleyebilirim. Öyle ben söylerim. İfaden ortada. Evet. Söylemiyorsun doğru. Evet. Söylememişsin. O zaman peki, ben insan... Bugün doğru söylememişsin. Bugün bir doğru söylediğine nasıl inanacağız? Hiç söylemiyorum. Gerçekler bu yani. Ha, gerçek gerçekler evet bu. Ve efendim işte Kamile'nin kardeşi Mustafa Yüksel Sütçüler İlçe Jandarma'ya ifade verdi hafta sonu. İfadesinde Hasan'ı abilerim öldürdü dedi. Bunun üzerine de abileri Ramazan ve Abdullah da jandarma tarafından çağrıldı ve ifadeler alındı. Onlar da o dönemde askerde olduklarını söylediler. Nerede askerlik yapıyordunuz Abdullah? Sen nerede yapıyordun? Ben askerde değildim. Ben okuyordum. Okuldaydım ben. Okuldaydın. Neredeydi evet. Okulun? Çobanlı Selik Öğretim Okulu. Yani köydeydin sen. Köydeydim. Sen köydeydin. Ramazan sen? Ben askerdeydim. Neredeydi askerlik yeri? İzmir'in Anadolu, Acemibirli. İzmir'deydi. Evet. O dönemde böyle bir izin alıp köye gelme falan durumun var mıydı? Mayıs'ın 5'inde benim çıktı tezkere. Yani izin çağırdım. Mayıs'ın 5'inde çıktım, ayrıldım oradan. He. Köye geldim. 7 evet. gün izin kullandım ben köyde. Ne kadar? 7 gün izin. Evet. Dağdım izin çıkmıştı. Hı. Erzurum'a. Aynı 12'sinde teslim oldum Erzurum'a. Yani Hasan diyorsun kaybolmadan bir gün önce ben birliğime teslim olmuştum. Evet. O yüzden onun kaybolduğu gün köyde değildim. Değildim. Ben bunun kaybolduğunda Asya'da duyuyorum. Hı. Erzurum'da. Onu söylediğin için seni serbest bıraktılar. Peki Mustafa sen niye abilerim yaptı böyle bir şey dedin çocuğum? Korkudan söyledim. Korkudan söyledin. Kimden titriyordum. Korktun? Ha? Titriyordum öyle. Ha? Titriyordum. Titriyordun ifaden evet. alınırken. Neden korktun? Hiç ilginle alakan olmayan bir şey hani. Sıkıştı. Titriyordu bir de sıkıştırıyorlardı beni. Biliyor musun diye. Evet. Sen de abilerin mi yaptı dedin. Öyle söyledim. Peki abilerin mi yaptı? Hayır. Şimdi ben de korkmana gerek yok. Biz bize oturuyoruz böyle evimizin salonunda gibiyiz farkındaysan. Bak gördün böyle sen şimdi rahat ol böyle arkana yaslan. Hiç endişelenme. Abilerin nereden aklına geldi? Abilerini söylemek nereden aklına geldi? Sana birisi mi söyledi? Evet. Kim söyledi? Fatma Çankaya, Mevlüt Çankaya. Fatma Çankaya ile Mevlüt Çankaya. Evet. Vay be. Ne dediler? Tanışmayasın. Seni tehdit ederiz dediler. He. Para tehdit ederiz. Para tehdit ederiz dediler. Para veririz dediler. Evet. Ne zaman dediler sana bunu? Bir hafta önce. Hı? Bir hafta önce. Bir hafta önce. Yani bu şeyler çıktıktan sonra mı söylediler? Kemikler çıktıktan sonra mı söylediler? Ha? Evet. Neyin oluyor senin Fatma ile şey? Fatma Çankaya senin neyin oluyor? Ne gülüyor? Salak. Senin evlerine mi çağırdılar çocuk? Evet. Ne zaman çağırdılar? Sen evde çağırdılar. Yani telefonda. Fatma ile Mevlüt Osman'ın annesiyle babası. Evet. Osman'ın annesiyle babası seni evlerine çağırdılar. Evet. Ve abilerinin mi yaptığını söylediler. Evet. Bir haftadır da onun yanında çalışıyormuşmuş. Hı? Bir haftadan beri de onun yanında çalışıyormuş. Onların evinde mi çalışıyordun evet. sen? Evet. İki gün onlarda kalmış. Ha? İki gün onlarda kalmış. Onlarda kalmış. Evet. Bunlar beraber çalışıyorlardı. Osman Selim Çankaya ile de Hasan Çankaya hı. beraber çalışıyorlarmış. Onlar mı söylemişler? Mustafa size mi anlattı? Bunlar söylemiş. Yani şöyle ben anlatayım. He. Bu 100 milyon para vereceğim demiş kardeşime Mustafa'ya. 100 lira. Evet. Bir de kızımı vereceğim demiş.
Sen böyle anlatırsan demiş. Yani, bu kadar da olmaz yani. Sen olmaz. Sen böyle söyle. Oldu 8 yıldır. Sen 8 yıldır yalan söyledin, olur hepsi. Bu kadar da olmaz. Bunlar böyle söylenince seni işte öldürürüm demiş. Bunlar annesiyle babası. Tehdit etmiş bu kardeşime. Bu böyle bunlar tehdit edince bu da böyle anlatmış karakolda. Yani bir şikayet etmiş. Ramazan Yüksel'le Abdül Yüksel yaptı diye şikayet etmiş yani. Sana kızlarını mı verecekler aynı? Evet, bu öyle söyledi. Namusaya altın bal yani. Öyle söyledi. Sana kızımı veririm. Sen evet. Git kardeşlerini mi suçladın? Evet, abilerini mi suçladın? Yok evet, bu abi değil, biri kardeşi. Abdül'e kardeşi. Osman haberin var mı böyle bir şeyden, annenle babanın böyle yok, bir şeyden? Yok, hiçbir şeyden haber yok. Böyle bir şey olamaz zaten. Böyle bir şey olamaz zaten. Bu bugünden bir hafta önce mi kalmış bizim evde? Bundan ne zaman bir kaldı? Bir hafta önce mi? Devamlı çalışıyorlarmış. Devamlı çalışıyordu yani. O beraber çalışıyormuşsunuz. Sizin oraya çalışmaya geliyordu ya. Devamlı çalışıyordu. Sizde kaldı, iki gün kaldı bu. Ne sizde zaman kaldı söyle. Ne kalmadı zaman mı? Ne zaman kaldı? Mustafa, sizde bu kemikler bulunduktan sonra mı söylediler yani sana? Kemikten bak, kemikten önce bizim orada kalmadı. Kemikler ben çünkü kaldı. Buradaydım zaten. Ben buradaydım. Sizle beraber ben buradaydım zaten. Zaten. Pardon Mustafa, kemikler bulunduktan sonra mı söylediler, önce mi söylediler? Önce söylediler. Önce söylediler. Evet. Peki kemikler bulunmadan önce hiç böyle bir olay yoktu. Nasıl sana böyle bir şey söyleyebilirler? İşte bir de o var. Tehdit ederiz diyor. Korkuyor seni diyor. Öldürürüz diyorlar. Şimdi oğlum seni tehdit etmeleri için sen bir bilgi sahibi olman lazım da bak bunu böyle söylemeyeceksin. Böyle söyleyeceksin. Eğer bunun dışında bir şey söylersen seni öldürürüz falan demiş olmaları lazım. Yani şimdi durup dururken senin ne türlü bir bilgiye sahip olduğunu biliyorlar ki sana kalkıp hayır onu konuşma böyle konuş. Tehdit etmeleri için senin bir takım şeyleri bildiğini o seni tehdit edenlerin bilmesi lazım. Bildiklerini söyleme. Yanlış olarak böyle ifade ver demeleri lazım. Durup dururken şimdi ben seninle yan yana geldim. Rahmi Bey biraz sakin sakin konuş. Zaten çocuk titriyor. Hayır, şu tamam. Anda yani. Yani Mustafa şimdi seninle yan yana geldik. Ben şimdi zaten sen ki Mustafa sakın ha bu olayla ilgili o konuları öyle konuşma, böyle konuş. Bunu demem için senin bir takım şeyleri bildiğini bilmem lazım. E ben senin bir şey bildiğini bilmiyorsam niye kalkıp sana oğlum kalk bunu abilerin yaptı diye ısrar edeyim. Sebep ne? Veyahut sana der ki sen benim bu işte oğlumun Osman'ın ilgisi olduğunu duydun, biliyorsun. Bunu sakın bir yerde konuşma, abilerin ismini ver. Ha, o zaman bir mantıklı durum olur. Ama hiçbir durum yokken sana kalkıp abilerinin ortaya atılmasında ısrar edilmesinin mantıklı bir izahı yok. Sen insanı tanır mıydın Mustafa? Tanırdım. Tanırdın. Evet. O kaybolduğu sıralarda onu gördün mü hiç? Kaybolduğunda başka görmedim. Ben evde duruyordum. Evde duruyordun. Evet. Peki Hasan hiç Kamil'in yanına gelir miydi? Senin kız kardeşinin yanına hiç gördün mü onu? Hayır. Ha? Görmedim. Hiç görmedin? Görmedim. Peki Kamil'in yanında hiç bayramı gördün mü? Hayır görmedim. Onu da görmedim. Osman'ı gördün mü? Hatırlamıyorum, unutuyorum. Ha? Hatırlamıyorum, tamam. Diğerlerini görmediğine eminsin, Osman'ı niye unuttun? Seni şu anda tehdit eden biri var mı Mustafa? Evet. Ha? Kim tehdit ediyor? Mevlüt Çankaya, Osman Çankaya var. Bu onlar kadar da olmaz yani, bu kadar da olmaz yani Müge Hanım. Olmaz. Bu kadar da olmaz. O zaman sen Osman'ı hatırlamıyorsun. Osman'ı gördün mü yani Kamil'in yanında? Sen doğruyu söyle. Konuşsun. Ramazan sen çok sakin oturacaksın. Evet. Sen Ayşe şey. Ha. Osman'ı görmüş müydün hiç Kamil'in yanında çocuk? Konuş her şeyi anlat ya. Bildiğini söyle. Çekinme burada. Hayır. Görmedim. Kaç yaşındaydı Mustafa o? Şu anda Mustafa kaç yaşında? Hasan aynı yaşta. He? Hasan'la aynı yaşta. Yani o zaman da 18 19 yaşındasın.
Evet. Sen evet. Hasan'ın nasıl kaybolduğunu biliyor musun? Nasıl öldürüldüğünü biliyor musun Mustafa'cığım? Galiba biliyorsun. Ha? Hayır. Peki, ben şimdi Mustafa ile reklam arasında konuşacağım. Aslında Mustafa o dönemde her şeyi idrak edebilecek durumda ama anladığım kadarıyla bir takım şeylerden korkuyorsun sen. Şu anda abilerinden de korkuyor musun, abinden, kardeşinden? Hayır. He? Hayır. Korkmuyorsun. Hayır. Mustafa'nın böyle bir tedirginlik problemi var ama Mustafa anladığım kadar aklı da başında yani. Yani, ben... yani şöyle söyleyeyim, biraz saftır. Yani eline 5-10 kuruş verdi mi her şeyi yapar. Yani çocuk dahi kandırır yani. Kandırır ama gördüğünü evet. De unutmaz ama böyle tipler. Unutmaz. Unutmaz. Yani çalışmış. Orada bizim o Fatma Toprak olayında da bir tane sadisiz herkesin aklı yerinde değil diyen çocuk anlatmıştı asıl olayı. Gittiler de silah sesini de bombu da gümü de kimse çocuğa inanmadı. O Fatma Toprak olayında o dilsiz... Evet. Çocuk herkesten önce anlatmıştı her şeyi hatırlarsanız. Çalışır böyle yazarak biçer, ederek. He? Çalışır, ekim biçer her şeyi bilir yani öyle. Evet her şeyi evet. Görüyorlar biliyorlar evet. Da kimseye inandıramıyorlar. Öyle şimdi efendim önce isterseniz Mevlüt Çankaya'ya bir kulak verelim. Osman'ın babası. Evet. Şimdi birkaç tane bandımız var. Onu izledikten sonra ben biraz sondan başa doğru gideceğim tahtayı açıp. Yani kemikleri bulan Ayşe Karataş'tan yukarı doğru gideceğim. benim dikkatimi bu ifadelerde bir şey çekti. Bana katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Çünkü en baştan beri açıkçası ben bir hanımefendinin mezarlığı kazmasının nedenini anlayamadım. Bunun öyle cesaretle yok dağda bayırda hayvan otlatırdı, yalnızdı, şununla bununla alakası yok. Kadın ya da erkek, yani bunu erkeği de katıyorum içine. Tabii. Yani niye bir erkek de mezarlıkta gördüğü bir şeyi kazsın ki? Hani kadın zaten kazmak istemez de. Bence bir erkek de kazmak istemez. İçinden çünkü mezarlıkta ne çıkabilir? Yani evet. Çıkacak şey belli. Evet. Şimdi niye o çıkacak şey için insanlar orayı kazsınlar ki? Kadın erkeği yok bunun. Evet. Oradan biraz geriye doğru gideceğiz. Bize, bana da çok garip geldi. Rami Bey de garip geldi. Eminim birçoğunuza da garip gelmiştir diye düşünüyorum. Niye mezarlıktaki bir şeyi ben kazayım? Hatta Ayşe Hanım'a sordum. Dedi ki ben oradan bebek çıkacak diye bekliyordum. Bebek çıkacağını düşünüyorsam daha hiç kazmam bir kadın olarak. Niye ben bebeği göreyim şimdi orada mezarlığın içinde yani? Gereği o yüklenerim. Yani hiçbir manası yok. Ama tabii ki açarsın, akrabalarına haber verirsin, jandarmayı çağırırsın. Bizim mezarlığımıza birisi gömülmüş dersin. Bu İstanbul'da bile oluyor. İlk mezarlığının yerine zamanında artık şimdi tabii mezarlıklar müdürlüğü çok sıkı. Kontroller altında. Evet. Bence çok iyi ilerleyen bir kurum orası İstanbul'da. Ama öteki türlü de yine bir jandarma yararsın vesaire. Benim mezarlık yerime birisi gömülmüş dersin. İlk yapılacak iş jandarma yaramak ve jandarmaya nezaret etmek. Evet muhtarı ararsın dersin ki gel. Ama şimdi doğrusu kazmak biraz garip geldi bana. İşte şimdi oradan sondan biraz başa doğru gideceğiz. Ama önce Osman Bey'in babası Mevlüt Çankaya'ya bir kulak verelim. ailesi Hasan'ı çok döverdi. Bize de geldi. Bunu söyledi Hasan diye anlatıyor. Sanırım Mevlüt Çankaya yani bu cinayetin arkasında aileden biri var diye düşündüğü için bu tarz bir açıklama yapıyor. Mevlüt Bey, Hasan Yüksel ile sizin oğlunuzun arkadaşlığı ne kadar süredir vardı? 2 sene, 3 sene yani fazla da o büyük, o benim oğlan küçük zaten. Peki akrabalık var mı sizin aranızda? Var, yani komşu olaraktan var yani. O dedelerimizden, ebelerimizden var yani. Hasan buraya sizin evinize de gelip gider miydi? Gelirdi arada, ya arada sırada gelirdi yani. Şimdi geldiği zaman bazen dövülmüş olurdu. Evlerinden şöyle söylerdi, dıştan değil evlerinden yani. Çalışmaya gittim de Ömer Yüksel geldi buraya zaten. Benim oğlum iş yerinde çalışıyordu zaten. Beraber çalışıyorduk, amcaoğlu dedi. Bir hafta dedi. Benim Hasan'la dedi, çalışsın dedi. Ben motorumu vereyim dedi Ömer Yüksel. Benim oğlanla beraber gittiler buradan. Biraz da sonra buraya geldi. Zaten Hasan tutuyordu zaten motoru. Benim Osman küçüktü. Perşembe günü akşam geldiler zaten. Perşembe günü buraya geldiler ve kaldılar mı burada? Kalmadı, burada kalmadı. Evlerine gitti. Bunlar suçluya gittiler. Eşiklerini almışlar. Ben dedi babam gel git ben burada yatacağım dedi. Neden amca dedi? Dedi beni dövüyorlar. İşkence ediyorlar amca dedi. Gitmek istemiyorum dedi. Siz sormadınız mı oğlum? Hani niye her baba hani biraz yani, çocuğuna o, öyle yapar? Hani nedir? Çok
büyük bir problem mi var? Kız meselesinden duyuyor. Annesi anlattı, özellikle buraya geldi. Hatta burada kızdım. Ya yenge sen nasıl söylüyorsun dedim, ben de hani konuşabiliyorsun dedim. Yengem dedi hem vallahi hem billahi dedi, böyle çocuktu dedi. Umar abin dedi, hatta dedi Hasan'ı bile dedi buraya bir daha gelmedi dedi, dövdü dedi. Abisi diyor ki zaten daha da gördüm ben zaten. Hangi abisi dövüyordu? O Mehmet abisi. Sizde de dediler mi mesela hani ailemden çok dayak yiyorum, gideceğim buralardan hiç dedi mi size de? Aynısını söyledi. İşte cuma günü yattı, cumartesi yaylaya gittiler. Cumartesi ben hiçbir şey duymadım zaten. Pazar günü de duymadım. Pazartesi gün akşam üzeri benim oğlan çıka geldi buraya. Baba dedi Hasan kaçtı dedi. Ulan manyak dedim, ne kaçar mı dedim ben ya. Hasan dedi çalışıyorduk dedi, gelmedi dedi akşamüstü dedi. Osman işte böyle dedi, sonra açıkladı, kıza gitti baba dedi. Ayıp değil mi böyle dedim, delikanlı adamlara yakışır mı lan size dedim. Siz peki böyle hemen duyunca gidip söylediniz mi babasına? Babası bir şey söylemedi zaten o gün. Ya bu dışarıda kaldığı için yani. Sonra salı günü oldu. Yalan söylemem, salı mıydı, çarşamba mıydı, jandarma aradı. Daha önce olmayan mezar son birkaç günde ya da bir hafta konulduğu düşünülüyor. Kim koymuş olabilir, nasıl olmuş olabilir bu? Ailelerinden olabilir. Bura aile mezarlığı, beni bu ailenin yanına beni bu aileyi koyayım diyemez ki. Yani aile içerisinden olduğunu hani niçin düşünebiliyorsunuz? Ben düşünüyorum. Çok eziyet ediyorlardı diyorsunuz. Yani eziyet ediyorlardı. Yani kendiler de biliyor. Yani ya bunu sorulsun ki bir arkadaş, akran arkadaşlarına da sorulsun. Çevreye sorulsun, köye sorulsun. Ama bacıları göz baka baka yalan konuşuyor. Neyi yalan söylüyorlar? Yalan diyor, işkence dövmüyorduk diyor veya dövülmüyordu diyor ya. Siz birebir gördünüz mü döverken hiç? Döverken görmedim. Bunun bir kız çocuğu vardı da Fatma, ilk kızı. Bu da aynısı. Ya aynı işkenceyi o da görüyordu ya. 2-3 gün onlarda samanlıklarda yatıyordu. Bunu ana baba dövüyordu. Oğlunuzun birçok şeyi bildiğini ama hani korktuğunu söylemediğini düşünülüyor mesela. Ya şimdi Osman'ın zaman ben oğlumu sıkıştırıyorum. Ama bilmiyorum, benim oğlum eğer öyle bir suçlu durumda da zaten neyse herkes cezasını çeker. Onun evladı benim evladım. Hiç ayırdım düşünmedim ki ben ya. Ömer Yüksel'e de söyledim. Beraber arayalım amcaoğlu dedim. Ya televizyona çıkalım dedim madem ki. Ya sen beni suçlama dedim ya. Daha olayını ben bilmiyorum bak. Orada iyi olmuştur, kötü olmuştu herhangi bilmiyorum yani. Şimdi Mevlüt Çankaya diyor ki evde Hasan dövülürdü. Evde Hasan'ı döven var mıydı? Asla dövülmez. Bir de bizim karanlık korkusu vardır Hasan'ın. Yani dışarıda samanlıkta yatması imkansız. Çünkü benim de vardır karanlık korkusu. Annem de vardır. Hasan da vardır. Yani Hasan'ı dövüp de dışarıda yatması mümkün değil. Şimdi bir saniye. Osman'ın babası telefon attığımızda onu şunu soralım. Mevlüt Bey günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Size aslında iki tane sorum var. Teşekkür ederim. Şimdi damat İlyas Çetinkaya'nın bir iddiası var. Diyor evet, ki ben köye gittiğimde öğrendim ki Mevlüt Çankaya Hasan'ın yani bu kayıp olarak arandığı süre içinde sürekli benim yanımda Isparta'da çalıştığı dedikodusunu yaymış. Evet. Evet efendim. Tamam, siz niye böyle bir şey söylediniz Hasan'ın Isparta'da olduğu yolunda? Nasıl söyledim biliyor musun? Nasıl? Nasıl söyledim, iyi dinle. Dinliyorum. Isparta'da ondaki Hava Çetinkaya var ya. Benim. Endeki... Evet. Kim ne diyor? Ne diyor ben anlamadım. Ne? Ne? Alo. Efendim. Ya bak endeki yanındaki o Hasan'ın cinayeti kanıtı. Hem de iki ailenin içinde veya yanında. Hangi kim, ailenin? Kim hadi kim cinayeti? İki aile, kız ve oğlan. Yani Kamilelerle biz. Hasan'ın evet. Ailesi arasında ha, mı? Doğru. Evet efendim. İkisinin arasında o ölüm ki ölüm. Biz nasıl bağlandık tamam, buraya cezayı bunu? Peki bir saniye. Şimdi peki, dinle beni. Tamam peki sizin bu çocuğun Isparta'da olduğunu söylemenizle ne alakası var bunun? Hanımefendi nasıl biliyor musun? Nasıl? O çocuk ölmeden önce Hava Çetinkaya o kızıyla oğlana sahip çıkıyordu. Ne tutuyordu? Isparta'da sahip çıkıyordu kardeşiyle o kıza. Bütün komşularını şimdi bağlandırırım. Dur bir dakika. Dinle. Evet. İfadeyi aldığın zaman tek tek al bak bir dinle hanım. Evet. Hanımefendi. Buyurun. Çok konuşturma. Vay yanındaki ya. Hava Çetinkaya o çocuklu kadınla... Kardeşi Hasan'la çok sahip çıkıyordu Isparta'da. O kız çocuklanır sıra buraya saldılar. Burada oldu ne oldu olaysa. Eme oğlan tarafı, eme kız tarafı bu cinayetin içinde. Bir saniye Mevlüt Bey. Bence hayatım sen bir dışarı çık. Hiç tabii. Faydan da yok. Bir de uğraşamayacağım evet. Yani. Bak benim de bir hadi. Sinir sistemim var. Evet. Hadi güle güle. Ha.
Öyle burası 8 sene aynı köyde yaşıyorsunuz. Buraya gelenin bir delikanlılığı tutuyor. Ben de anlamıyorum ki. Mevlüt Bey. Dur. Buyurun efendim. Şimdi peki bu çocukla diyorsunuz ya hani Havva, demek ki onların hani beraberliklerinde göz yumuyordu. Bu Hasan kaybolduktan evet. sonra mı göz yumdu diyorsunuz? Evet. 8 yani, sene neredeymiş? Hem de Havva Çetinkaya benim evime geldi özellikle. Evet. Beyiyle beraber. Dedim ki madem benden kuşkulanıyorsunuz dedim. He. Gel dedim, televizyonu var devletin, çıkalım at da karaysa belli olsun dedim. Nerede söyledin onu sen? Bir dakika evet. Uydurma dur. Konuşuyor. Dur duralım dur. He. Yani bütün köy Hasan'ı kayıp olarak ararken aslında ablası Kamile ile ikisini Isparta'da buluşturuyor muydu diyorsunuz? Heh. Önce. Önce. Ölmeden önce, çocuklanmadan önce Isparta'daydı onların hadisesi. Beni Kamile'ye kimse gelmedi ya. Dur bir dur. Peki Kamile size geliyor muydu? Hiç. Ben 16 kişilik bir sitede oturuyorum Müge Hanım. Bütün komşularım ağlayın. Bak gerçekten. Hanımefendi. Ama bir dakika durun, bir havada cevap vermek istiyorum. Allah. Beni suçlanıyorum çünkü. 16. sitede oturayım. Bütün komşularım bağlansın. Kardeşimle ilgili da bağlansın. Hani sana da... Hayır bir dakika şimdi. Zaten Kamile senin yanına gelecekse Kamile'nin ailesinin bunu bilmesi lazım. Bilmez yani, mi evimi? Evet. Gitti mi hiç havalı? Bunlar da bilmez mi evimi? Gitmedi yani, hayır. Gitse haberimiz olurdu yani. Tamam peki Mevlüt Bey, yani diyelim ki belki sizin dediklerinize haklısınız. Peki Hasan kaybolduktan sonra Isparta'da olduğu nereden aklınıza geldi? Yani ablası saklıyor bunu diye mi düşündünüz? Hayır. Hanımefendi. Efendim. Sen de bak, tek tek konuşalım. Bak yanında barbar etmeye gerek yok. Bak iyi dinle. Dinliyorum. Sadece beni dinle. Ondan sonra endekileri dinle. Herkes bir laf konuşur da bu anlaşılmaz. Anlaşılıyor. Siz merak etmeyin. Şimdi zaten endeki Havva Çetinkaya. Madem bu kadar kardeşinin öyle olduğunu biliyordu. 8 senedir neredeydi? 8 senedir televizyona neye çıkmadı? Ben Adalet Bakanlığı'na kadar başvurdum. Sen biliyor musun? Emniyet Müdürlüğü'ne çıktım. Alay Komutanlığı'na çıktım. Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdım. Savcılık Uç Kurulu'na dilekçe yazdım. Başka yani bütün şeylere başvurdum. SYK'ya kadar başvurmuş. Evet. Daha ne yapsın yani? Ya bırak. Biraz yalan konuşuyor. Gönlüne bakarak yalan konuşuyor. Bütün paraları ele aldın sen öncekileri. Senin adamın doğrular. Belgeler var. Sizin haberiniz yok. Bütün başvurular benim elimde başvurmuşlar. Evet. 8 yıldır başvurmadık. Alay komutanına bile çıktım biz. Gelelim. Mevlüt Bey. Başvurma konusunda yalan konuşmuyorlar. Yani jandarmayı bile şikayet etmişler. Bizle ilgili. 8 sene neredeymiş? 8 sene dinle. Madem alay komutanına yapmışlar da. Şimdi neye çıktığında televizyonda çıkıyorlar. O zaman neye çıkmadılar? Niye çıkmayacağım? Susturacaksınız değil mi ilgilesiz? Yine susturacaksınız. Tabii ki çıkacağım buraya. Buradayım ben. Ben size kadar. Başka bir şey söylüyorum Mevlüt Bey. Buyurun ben efendim. Size diyorum ki bu çocuğun daha hani öldürüldüğü 10 gün önce ortaya çıktı. Bundan evvel 8 yıllık kayıp süresince siz kahvede, konuda, komşuda, köyde her neydeyse bu çocuğun Isparta'da yaşadığına dair bir şey anlattınız mı, anlatmadınız mı? Anlatmadım. Ama bakın. Öncekini anlattık. Öncekini biz zaten. Diyor ki ben köye gittiğimde sürekli şekilde Mevlüt Çankaya'nın Hasan'ın Isparta'da çalıştığına dair dedikodular yaydığını öğrendim. Bu dedikodular ne zaman bitti? Ta ki Ramazan Osman'ı alıp dağa çıkartıyor. Bir süre tutsak ediyor. Bu yüzden de 2 ayda hapis cezası alıyor. Evet. Osman konuşsun diye. O saatten sonra diyor tak diye kesildi bu Isparta mevzusu diyor. Hanımefendi. O çocuklu kadın var mı yanında? Kim? O kız çocuğu var ya hani, çocuk doğuran. Yanına çıkardınız. Bizlere baskı yapmayın bak. Yanında zaten onun katilleri bilmem nesi ya. Yani kim yani sizce kim? Biz. Buyur. Kim yani katil? Öğrenirsiniz. Siz biliyorsunuz yani. Yani ben zaten ilk başta dedim onlara ya. İlk başta da öyledim. Ömer Yüksel'e özellikle amcaoğlu. Senin oğlunu öldürdüyse sizin eviniz içinden öldürüldü. Sağınızda solunuzda öldürüldü dedim ben. Sen Mehmet yine Fikri öldürdü dedin yine. Bana. Ama iyi de... Sen Mehmet...
yaşı küçük dedim. Bir şey oldu. Peki Mevlüt Bey. Pardon dedi. Mevlüt Bey. Ama hayatım bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten anlaşılmıyor dediğin. Özür dilerim Allah. Peki madem kendi içlerinde yani ailesi ya da Kamile'nin ailesi öldürdü. Peki madem onlar öldürdüyse eğer sizin oğlunuza ne ki yalan söylüyor 8 yıldır? Kim o? Sizin oğlunuz Osman. Ya benim oğlum zaten şimdi yalan söylemekten değil. Ben oğluma dedim oğlum ne biliyorsan onu konuş dedim. Bunlar 15 yaşında çocuk dinle bak. Demek ki sizi dinlememiş oğlunuz. Hı. Çünkü bayramın kurgusuna kapılmış gidiyor. Ya hanımefendi bir dinlesene. Dinliyorum ama siz işinize geldi, işinize geleni kabul ediyorsunuz, işinize gelmeyeni kabul ediyorsunuz. Hiçbir işimi kabul et, ben işime kabul ediyorum. Ben size diyorum ki bunu Kamile'nin ailesi ya da Hasan'ı kendi ailesi öldürmüş olsun. Sizin fikrinize saygı duyuyorum. O zaman diyorum Osman'la Bayram'a ne 8 yıldır jandarmaya, savcıya yalan söylüyorlar. Niye? Nasıl yalan söylüyorlar? Zaten bir yalan şey söylüyorlar işte. İzlemiyor musunuz oğlunuzu? Dur. İzliyorum. Tamam beraber bayramda kurgu yaptık diyor. O kurguyu yok orada yaptık, yok zaten jandarmaya giderken yaptık. Yok Naca'ya gitti dedik ama yok köye gitmişti. Hepsi yalan dolan. Yalan dolan olsun. Tamam sen çıktığında görürsün sen hanımefendi. Valla görüşün görüşmeyin yani ben sizin bir gerçeği söylüyorum. Kurgu yaptığını söyleyen, kurgu ne demek? Eşittir yalan demek. Ha. Yalan söylediğini söyleyen bizzat oğlunuz. Ben yalan söyledim diyor. Öyle demedin i̇lk, mi? İlk söylediğim yalan bakın. Yalan. İlk söylediğim yalan. Tamam ben de diyorum ki tamam. Bunun Osman niye bu konuyla ilgili yalan söylüyor diyorum Mevlüt Bey. Bakın kendisi söylüyor ben yalan söyledim diyor oğlunuz. Anlamıyorsunuz herhalde dinlediğinizi. Diyorum ki neden sizin oğlunuz yalan söyledi sizce? Şimdi bak endeki konuşulanlar laflar ve benim oğlum yalan söylemiyor. Benim oğlum 15 yaşında. Ben dedim ki oğluma iyi dinle. Dur. He? Ben oğluma neyse oğlum gerçekleri önceden de söyledim. Baba dedi. Hasan dedi okula gittiğinde zaten dedi biz dedi yurgu yaptık dedi oğlum. Ne yaptık? Dedim anlıyor musun? Ne yaptık dedi? Ya biz dedi o zaman dedi baba dedi Hasan'ın dedi şey duyulmasın diye dedi biz dedi yalan konuştuk dedi çocuk. Ne duyulmasın ne? Arkadaşım satılmasın diye. Bak Mevlüt Bey sen bir Mevlüt Bey sen bir baba olarak tabii ki oğlunu koruyabilirsin. Ben bunu hoş görüyorum. Ama düşün ki daha bunlar o ne evi? Baraka. Barakadayken yani beraber 3 kişi bir aradayken aralarında bir takım olaylar cereyan ediyor. Bu ara Hasan'ın telefonu parçalanıyor. Hayır yalan. Bir dakika yalan. Beni dinler misin kardeşim? Senin adın 40 yalan benim değil. Bir dakika bakın. İyi bu ara efendim. Hasan daha o barakadan çıkmadan bir kurgu hazırlanıyor. Bu kendi yani bunlar eve geldiği zaman ertesi sabah daha Hasan'ın kaybı ortada yok. Kimse Hasan'ın kaybolduğu hakkında bir fikir yürütmüyor. Bir bilgi sahibi değil. Buna rağmen eve gelmeden evvel bunlar barakadan eve gelirken kararlaştırıyorlar ormana ifadelerini. Ormana gitmeden önce ormana. Şimdi Hasan belki 3 saat sonra evine gelecek. Evet. Niye kalkıp da böyle bir yalan ifadeye ihtiyaç duyuyorlar? Sen bir baba olarak mantıklı olarak düşün kardeşim. Ya ben mantıklı ve akıllı olarak düşünüyorum efendim. Dinle. Peki kardeşim. Çok iyi düşünüyorum. İyi dinle. İzinle bir. Dinliyoruz. Buyurun dinliyorum. Tek yönlü düşünmeyeceksin bak diye. He? Tek yönlü düşünme. Peki buyur. Neden dinliyorum. Biliyor musun? O. Ne buldun hadi? Bir şey söyleyebilir miyim? Helal Emin kızı hakkında herhangi bir iddiada bulunamayın. Evet. Siz de bulunmayın lütfen. O... Nasıl bir iddia bir? Benim oğluma 15 kişi arkasında konuşuyor. Ben niye konuşmayacağım ya? Peki bir virgül koyacağım. Çünkü telefon attığımızda Kamile Hanım var. Kamileciğim günaydın. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Kamile sen bu bebek mevzusu ortaya çıktığı zaman 3 kişinin ismini vermişsin. Ben dosyada gördüm. Ayrıca senin yani siz burada hani kız verdiğiniz şey kim? Onun ifadesinde var. Evet. Yani şey. Kamile'nin görüncesi olan. Hatice. Hatice Hanım'a yaptığın bir açıklama var. Hatice Hanım bununla ilgili de ifade vermiş ve senin ona 3 kişiyi söylediğini belirtmiş. Daha çok. Ama oralarda tabii sen daha çocuktun. Bazı şeyleri çok anlamıyor, algılayamıyor olabilirsin.
Ama daha sonra senin verdiğin mesela babası olabilir dediğin kişi babası çıkmamış bebeğin. Bugün evet. Bugün geldiğimiz noktada sen bu bebeğin babasının kim olduğunu biliyor musun? Hayır ablacığım, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Peki Hasan olma ihtimali var mı? Hayır, Hasan olma ihtimali hayır. Yok. Ama Osman diyor ki bunu bütün köy biliyor, Kamile ile Hasan'ın görüştüğünü bütün köy biliyordu diyor. Hatta hayır, bizim Hasan'la hiç olmadı ki. Ama aynı biraz önce babamın dediği gibi aynı bizim yani duyuyoruz, komşu yok, kardeş gibi, günümüzde gelir gider. Sen o sırada kimi seviyordun? Ya o sırada Selçuk'la çıkıyordum ben. Ne yapıyordun? Selçuk'la çıkıyordum. Selçuk'la çıkıyordun. Evet. O yüzden de onun babası olabileceğini düşündün. Hayır, onunla sadece çıktık yani. Çık, o zaman niye onun babası olabileceğini söyledin babana? Ya o sırada onu söyledim. Yani şimdi onunla çıkıyordum ya. Bu işin bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. O zaman daha çocuktum yani. Bir şey bilmiyordum. Hı hı. O yüzden. Peki şimdi ama biliyorsun artık büyüdün yani. Kimdir babası sence? Ablacığım bilmiyorum. Nasıl bilmiyoruz diyecek olursan? Bilmiyorum. Üç kişi vardı yani. Ne diyor, ben anlamadım. Anlamadım ki, ne diyor? O zaman üç kişiyle çıkıyordum diyor yani. Üç kişi. İşte onu söylüyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kızcağızın üç kişi. Çocukluğundan, yaşının küçüklüğünden yararlanarak tabii bunu suistimal etmişler. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle söyledik. Suistimal etmişler. Evet. Kamile Hanım'ın toplum nazarında utanmaya hiçbir ihtiyacı evet, yok. Hiç onun hiç utanacak bir şey yok. Hiç zaten öyle bir şey yok. Yaşı küçük ve köyden 3 kişinin tecavüzüne uğruyor. Yani. Asıl utanacak olanlar o 3 kişi, evet, kimse. Ve bilmiyor kimle ait olduğunu çocuk. Şimdi Kamile, sen o gece yani Hasan'ın kaybolduğu sabahın gecesinde dağ evine gittin mi, o barakaya? Hayır, gitmedim. Emin misin? Evet ablacığım, eminim, gitmedim yani. Bak Osman dedi ki o diğer kardeşinizin adı neydi, Mustafa. Mustafa. Mustafa evet dedi, Kamile'yi götürüyordu sağa sola dedi. Hayır hayır, öyle bir şey yok, hayır. Sen Osman'ın açıklamalarını dinledin mi? Doğru mu söylüyor Osman? Hayır, Osman yalan söylüyor. Neden acaba? Bilmiyorum artık, çünkü Hasan onların yanında kayboldu. Peki Osman'ın biz Kamile'nin ailesiyle Hasan'ın ailesi birbirine girmesin diye Nacak yalanını uydurduk demesi için ne düşünüyorsun? Yalan söylüyor. Çünkü biz iki tek duyuyoruz yani. Öyle bir şey olmuş olsa yani nikah kıydırırlar yani. Evet, doğru. Nikah kıydırırlardı diyorsun. Evet. Efendim biz ismi geçen Selçuk Bey'le de konuştuk. O da diyor ki benim Kamile'yle hiçbir bağlantım yok. Yoktu, o dönem de yoktu. Benim ismimi neden verdi bilmiyorum ama DNA yaptırdım ve benimle hiçbir bağlantısı olmadı da ortaya çıktı zaten diyor Kamile. Acaba çocukluk aşkı mı ki? Yok yok, olamaz. Kamileciğim. Efendim? Selçuk Bey de diyor ki benim ismimi neden verdiğini hiç anlayamadım. Hayır, çıkıyorduk onunla. Onunla çıkıyordun? Evet. Yani böyle olursa seni evlendirirler falan diye mi düşündün? Evet yani öyle düşündüm ama ya çocuğun da günahını aldık yani. Ya abim bile gördü yani onunla buluştuğumuzu. Efendim? Abim bile gördü yani. Niye öyle yalan söylüyor? Abim de gördü Selçuk'la buluştuğumuzu. Evet. Bir sefer yakaladı yani. Sizi yakaladı. Sen de dedin ki ben Selçuk'un adını vereyim dedin. Evet. Öyle düşündüm ama. Hanginiz gördünüz? Yaşar abim görmüş. Yaşar abim. Peki Kamile, bak bugün geldiğimiz noktada Osman yani Hasan'ın cinayetini tamamen sana bağlıyor. Sana bağlamasının nedeni de yani telefon geldi ve Kamile'ye gitti diye. Sen hiç o hafta sonu şimdi telefon kayıtları gerçi istenecek. Bir hafta 10 gün içinde çıkar. Ama sen hatırladığın kadarıyla hiç konuştun mu Hasan'la? Hayır, Hasan'la hiç konuşmadım. Benim kendi telefonum yoktu o zaman. Hasan seni ev telefonundan aramış olabilir mi? Hayır. Osman'la konuştunuz mu? Hayır, Osman'la da konuşmadık. Peki Bayram'la konuştunuz mu? Onunla da konuşmadık ha. Yani Bayram seni aramış olabilir mi ev telefonundan? Hayır, aramadı. Şimdi Kamile'cim bak, sen diyorsun ki ben onun akrabamızla eşinin evine giderdik falan ama biz eşiyle de röportaj yaptık. Pek öyle seninle de bir arkadaşlığı varmış gibi konuşmuyor. Hatta sen bir gece işte gece geç saatte evlerine gittiğinde hani sen evine dön falan demiş kadın sana.
Hayır, ben gece gitmedim oraya. Gündüz giderdik. He. Ama gece gitmedim. Gece gitmişsin, konuştu ya bir kere de şey, gitmişsin, o da sana demiş ki yani senin ne işin var burada, git evine dön demiş kadın. Tamam, o söyledi ama ben gitmedim. Ben niye hatırlamıyorum gittiğimi? Hatırlamıyorsun sen gittiğini. Hayır, gitmedim yani, gitsem de bilirim. Tamam ama bak, Havva diyor ki yani yüzleştirmeler yapıldı. Kamil'e gitti, bebeğin babasının bayram olduğunu beni al diye evine gitti dedi. Bunların hepsi köyde duyuldu, konuşuldu diyor. Hayır. Ha? Hayır, gitmedim. Öyle bir şey demedim yani. Bayram'ın annesi senin ailene haber yollamış, kızınıza sahip çıkın, bizim çocuğumuzun yuvası bozulmasın falan diye. Hayır. Hayır. Nüke Hanım. Evet. Efendim, o gün işte, pardon bir saniye. Efendim. Nüke Hanım, o gün işte şey, kemikler bulunmadan önce 2-3 saat önce konuşuyorduk biz, bunu eşi, kardeşim, Ümmü ve benim bu eşim, bir de Hatice Yüksel. Dedik ki böyle böyle bu vakalar, yine neyse o gün bu vakalar konuştuk hep o gün. Netice dedik ki saat 8'de dedi, 8-8.30'da dedi. Kamil'e kapı çaldı. Kim o demiş, ben demiş. Kim o, ben. Kim anlattı sana bunu? Kim anlatıyor? Bayram'ın eşi anlatıyor. Bayram'ın eşi o yüzden anlatıyor. Doğruluyor beni. O gün onu daha önce konuşulsa belki hatırlamam, yalan konuşuyor diyecek. Tam o kemikleri bulunman o gün. 3-4 saat öncesi konuştuk. Siz evde bunu konuşuyorsunuz. Evet. Evdeyiz. Ne gitmeye gittik. O da bizim yanımıza geldi. Böyle konuşuyoruz. Ben demiş, sen ne işin var burada demiş. Bayram'da yatıyordu dedi. Bayram'da yatıyordu dedi. Sen niye geldin demiş. Abim demiş, kızıyla buluşacaktı, Mustafa da demiş. O muhtarın kızıyla demiş. Ben de ondan korktum, buraya geldim demiş. Biraz oturdu diyor. Hatta Bayram'a kaldırmış. Demiş ki Bayram hadi elti bari bunu demiş. Bir de ben de bu kadar safım işte diyor. Ümmü biraz deli doludur. Yani biraz daha şeydir yani. İçini kötü niyet beslemez. Önceden de duyuyordum ama diyor yine de diyor. Hadi git bunu eleti ver. Bayram ben gitmen geldiği gibi gönder demiş. O da geldi göndermiş. O gün diyor kesin diyor. Bayram beni al. Bu çocuk senden, başkası 2 ay, çocuğu kim bilebilir? Bayram'dan başka kim bilebilir ki? Biz kesinlikle duymadık. Bayram işte dedi, gel dedi, beni al dedi. Yani o da işte böyle bir şey yani oldu. Yani Bayram artık. Bey'in eşi de Kamile'nin o gece o saat gelmesine yıllardır şüpheleniyor. Böyle evet, bir şey yıllardır düşünüyor. Şüpheleniyor zaten. Kamile hayat hatırladın mı? Hayat söylüyor, karnıma çok dolu dorsalıyken diyor. Kamile hatırladın mı? Kamileciğim hayır. Hatırladın mı? Hayır, gitmedim yani ben oraya. Gitmedin sen oraya. Neden? Gitmedim. Şimdi Bayram'ın eşi diyor ya, Kamile geldiğinde eşim yatıyordu diye. Bayram geçen gün öyle demiyor. Ben kahveden geldiğinde yo, diyor, dedi. Oturup duruyordu diyor. Hatta sordum eşime diyor, niye gelmiş diyor. Ben 8.30-9 gibi kahveden geldim diyor. Onlar da diyor. Ama Bayram'ın eşi de diyor ki eşim yatıyor diyor. Hatta kaldırdım falan demiş yani bak. Evet. Şey o gün konuştuğu için. Abdullah'cığım bak. Beni yanılmadı yani. Bayram Bey'in eşi bizde de röportaj yaptı. Ben kendisine dün de evet. Teşekkür ettim. Evet gerçekten öyle bir kadındır ya. Ve bildiklerini de paylaştı. Yani evet. Kocasını korumak adına yok öyle bir şey olmadı deyip çıkabilirdi işin içinden. Evet evet ki ben bilmiyordum. Ama ben bildiklerini paylaştı. Evet, ben bu kız de. İçin dayak da yedim dedi. Yani aslında bazı şeyleri satır aralarında bize anlattı. Şimdi sen kardeşin doğru söylemiyor o zaman. Evet doğru söylemiyor. Bayramı koruyor. Bayramı bir koruyor bu. Bayramı koruyor ama neden koruyor? Peki isterseniz şimdi Bayram Bey evine gelmiyormuş eşiyle konuşuyoruz biliyorsunuz. Bayram Bey olmadığı için ortada ilk gün telefonla bağlandı sağ olsun anlattı. Ama tabii bu yeni gelişmeler üzerine cevabını alamadık. Çünkü Osman da Bayram Bey'i yalan ifade vermekle suçladı. Evet. Yani hem 8 yıl önce hem 8 yıl sonrasında. Ama Bayram Bey'in eşi ve şimdi de izleyeceğiz. Annesi konuştu. O günler için bildiklerini anlattı. İsterseniz Bayram Bey'in annesi Gülsüm Özgül'e bir kulak verelim. Bayram Bey haber verdi mi size peki ben orada kalacağım gelmeyeceğim diye? Ya hanımı ne vermiştir oğlum ben bilmiyorum. Peki daha sonradan geldi oradan buraya ondan sonra söyledi mi böyle böyle Hasan kayboldu ya da yanımızdan gitti diye? Herhalde dedi. Hasan Yüksel'in kaybolduğunu ne zaman haber almıştınız? 4-5 gün sonra duydum ben. Sizin oğlunuz Hasan'la daha önceden bir arkadaşlığı var mıydı görüşür müydü? Bunların akrabası karadan taraftan yani yakınız. Peki sizin evinize o dönemde Kamile'de
gelmiş. Sizin oğlunuzla arasında bir ilişki olduğu yönünde de dedikodular var. Oldu mu hiç öyle bir şey? Ben görmedim oğlum. Gördüm de yalan söyleme. Yalnız bu gelin dedi. Böyle böyle Kamil'e geldi dedi. Kamil'e de Gizem'in kızı. Akraba. Otura gelmiş sanmış. Bir çay kaynadı dedi. İçeri yollar. Size söylediği zaman sizin geliniz Kamil'e geldi akşam deyince siz kızdınız mı? Ben sabahlar kızdım. Benim haberim yok. Akşamdan haberim olaydı. Ben onu burada epi bir dayak atardım. Niye döverdim diyorsunuz? Buraya hani gelmesi yasak mı? Ne sen geceliğini arayın burada diye sorulma ama hani arayın burada sen. Ben akrabası, akraba halaları da var burada. Kızın ardında 18-20 kişi var. Peki sonra siz gidip görüştünüz mü Kamile'yle ya da annesiyle falan? Hiç gitmedim. Bu. Peki haber yolladınız mı? Haber yolladım. Kızınız affetsin. Peki sizin oğlunuz Bayram 2 gün sonra... Duralım. Yani aslında hanımefendi... Evet. Yani bizim konuştuğumuz şeyi söylüyor. Evet, aynen. Akraba da olsa, karısının arkadaşı da olsa, şu da olsa, bu da olsa gece... O kızın o eve gelmesinden hepsi, yani hiçbiri hoşnut olmamış. Evet. Evet. Ben o kızı görseydim dayak atardım gönderirdim diyor. Annesine haber yolladım. Evet. Neden yolladın? Kızın arkasında 20-30 kişi var. 18-20 kişi var. Şimdi kızın arkasında 20 kişi var diye annesine haber yollamak ne demek? Evet, evde senin oğlunla ilgili bunu yollarsın haber. Evet. Herhalde gelinle ilgili yollamadı. Evet. Evet. Aslında peki. Hanımefendi anlatıyor her şeyi. Yani siz daha çerçeveli anlatıyorsunuz. Onlar da biraz... Kıyısından köşesinden anlatıyor. Özür dilerim. Buradan şu var. Kamil'e o eve gitmiş aslında. Gitti. Tabii evet. Doğruluyor onu. Bize gitmedim gitti. Dedi az önce. Ama kendisi gitmedim de evet, ısrarla verdi diyor. Ama az önce de gitmedim ailesi dedi. Ailesi de bayramda annesi de hanım da diyor geldi. Yani bence hanımefendi çok güzel anlattı. Devam edelim. Saniye. Peki sizin oğlunuz Bayram 2 gün sonra ya da 3 gün sonra haber vermiş ailesine Hasan'ın olmadığını. Bunu sormadınız mı oğlum? Sen niye Hasan'ın kaybolduğunu hemen haber vermedin? Bak çocuk ortada yok diye. Ama çocuk ortada yoktu. Çocuk köye yaklaşırın demiş. Orada kıyı kağıdı evler var. İki yerde telan etmiş, telan da çıkmış. Başka bir şey yok bunu ondan almamış yani gayiye. Onun kıyafetleri de bir hafta sizin oğlunuzun arabasında durmuş. Akşam orada kiniler, soğunuyorlar, atıyorlar arabayı, sabahla arabadan alıp orada giyecekler. Bu öyle olur bu. Peki ayakkabı da var mıydı orada? Bu öldükten geri çıktı bu ayakkabı. Ayakkabı bir şeysi yoktu. 8 sene bak kiyisi durmaz bunu. Böyle böyle kuvarsan 8 sene durmaz bu. Bu da çok garip değil mi? 8 sene kayıp olan çocuğun mezarı olduğu düşünülen mezar orada çıktı kemikler. Olsun. Bana ne? Ben ne edeceğim? Benim adam öldü. Aklım başımda yok benim. Eşinizin Kamile'nin gelişiyle ilgili ailesiyle görüştüğü de söylendi. Oldu mu böyle bir şey? 1000 kere yemin ederim benim adam o yak hayatlamadı. Benim adam ıraş yere karışmaz. Zaten hastaymışsınız. Karı ısparsa da oturur oğlum. Belki 10 sene oldu, 15 sene oldu. Gülsüm Hanım sizce peki ne oldu? Yani Hasan nasıl kayboldu? Kızının biri diri, telahan yastığının altında diri. Biri diri çeşmede bulunmuş diri. Bu yalan nasıl uydurulur böyle? Çeşmeye yürümüştü gelmiş mi telahan? Jandarma gelmiş. Evde bir arama yapmışlar. Ne yaptılar? Niçin gelmişler? Hepsini sıyırmışlar örtülerini, yastıklarını, yorganlarını dedi. Ümmü öyle dedi. Bilmeyelim. Ben girmedim gari. Ay 2 saat lan durdular herhalde. Bek bilmeyelim. Telan ettim çocuğun ardından. Oğlum böyle. Benim alnım ak yüzüm bak. Allah bana bir şey vermez dedi. Osman bir konuşuyor bir türlü. O çocuk o zaman tır indirdiler aşağı. Hepsini bunu indirdiler. Bu aynı cevabını veriydi dediler. O boğuna bir titrermiş. Korkarmış çocuk. Ta 17 yaşındaydı. Gülsüm teyzeciğim her şeyi anlatmışsın evet. Aslında. Evet. Allah teşekkür razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Bana da böyle söylerdi zaten. İşte bazen bir şeyi anlatmanın farklı yolları olabilir. Havva daha net bir şekilde bazı şeyleri anlatıyor. Gülsüm Hanım başka türlü anlatıyor ama sonuçta ikisini de dinlediğimiz zaman ikisi de aynı yere varıyor. Evet. Yani ben o kızı eğer geldiğini görürsem kırardım bacaklarını, dayak atardım demek. Ya da işte annesini aradım kızını zapt et demenin ne manaya geldiğini herhalde hepimiz bugün bu saatte anlamışız. Yani artık Kamil'e kalkıp da ben bayramların evine gitmedim dememesi lazım diyemez. Demesin demek ki. Eğer ısrar ederse gitmedim Osman diye o zaman sakladığı, gizlediği bir şey var. Osman da ısrar ediyorsa ille ki Kamil'in yanına gitti diye. Evet. O zaman Osman'la... Bayramın arasında ama Hasan'la Bayram'ın arasındaki münasebette tartışma konusudur. Ay. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Osman Bey'in annesi bizim evet. Delikanlı Osman'ın annesi telefon attığımıza. Fatma Hanım. Buyurun. Efendim size tek bir şey söyleyeceğim. Az önce dile getirdim. Madem size oğlunuz o gece Osman'ın Kamile'ye gittiğini söylemişti. Neden bu konuda ifade vermediniz? Bizden ifade almadılar ki. Sizden jandarma ifade almamış olabilir ama oğlunuzdan alınmış. Bu da konuşulmuş. Oğlunuz söyledim ben. Söyledik ya.
Kime söylediniz? Hanife Yüksel'e söyledim. Ya Hanife Yüksel mahkemede mi Hanife Yüksel'e söylüyorsun? Git mahkemeye söyle. Hanife sana diyor ki oğlumun katili sensin diyor. Bana o soruyor, ben ona cevap veriyorum. Niye cevap veriyorsun canım? Annem sana demiş ya benim oğlumun katili sensin diye. Bakın Fatma Hanım, şimdi ben söyledim diyorsunuz ama eğer siz bu işi söylemiş olsanız jandarma da mutlaka size gelip bunu sorardı. Bütün bu olaylar... Cevaplar bizden ifade almadılar diyorum. Enteresan tabii de bir saniye. Sizden ifade almamışlar, tamam, onu ayrı bir şeye koyuyorum. Fakat sizin oğlunuz bu Kamile meselesini daha kaçırıldıktan sonra anlatıyor. Yani eğer bu zaten konuşulan, sizin sakladığınız bir mevzu olmasa Ramazan niye sizin oğlunuzu alsın silahla dağa götürsün? Kaçırıldıktan sonra duydum zaten ben de. Kaçırıldıktan sonra demiyorsunuz ama diyorsunuz ki oğlun yok, bana geldi. Yok, şaştım önce, şaştım ya. Tabii saçarsın çünkü yalan konuşuyorum. Oğlun o, yalan konuştuğu için saçıyorum. Bir saniye aşkım. Ya yanımda fazla konuşmayın, ben biraz laf dinleyeyim ya. Anladım. Dinle. Fatma Hanımcığım, bir saniye aşkım ne olursa. Fatma Hanımcığım, röportajınızda diyorsunuz ki oğlum o gün dağdan geldi. Bana dedi ki Hasan kızın yanına gitti. Kızın yanına gitti. İşte gerçeğini o zaman öğrendim ilk defa. Tamam, yani siz daha kaybolduğu gün öğrendiniz Kamile'ye gittiğini. Tamam, peki bunu basına diyecektim. Yani jandarmaya açıklamak için niye sizin oğlunuzun daha kaçırılması gerekti? Ne bileyim ben bilmiyorum. Ben bu çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Biz öldüğünü bilmiyoruz ki abla. Ama ben şimdi o kadar açık bir şey soruyorum ki aslında ya. Evet. Yani... şey kalmıyor, bende de bazen takat kalmıyor. Zaten hani böyle hep burada duyguları tavanda ve tabanda yaşıyoruz. Böyle hani o arada gitgeller içinde. Fatma Hanımcığım, eğer sizin, ben bunu ailesine söyledim diyorsunuz ya Kamile'ye gittiğini. Eğer bunu gerçekten söylemiş olsaydınız. O zaman zaten aile... annesi de diyor, benim kız oğlum gittiyse kıza gitti dedi ya. Bakın ama annesinin gittiyse kıza gittisi tahmindir. Sizin oğlunuz bura geldi, benim evimde söyledi. Ama bu bir tahmindir yani, tahmin eder. Ama sizin oğlunuz bizzat gördüm diyor. İki ayakkabısını ayağına giyip yürüyüp gittiğini ben gördüm. Hatta ayakkablarımı da benim de ayakkablarımı giydi. Evet. Ben ayakkablarımı da verdim. Evet, ve biz ona kıza gitti diye aradık diyor. Ayıp diye söylediler, bizi öldü diye söylemediler ki ablacığım. Ama annem gelmiş demiş ya oğlumu siz öldürdünüz diye. Daha bunun gerisi mi var? Dedi bize, dedi ama ne bileyim ben, ölümden haberim yoktu ki ben. Vardı, vardı. Sen, ondan yalan konuştunuz. Sen neden resmi makamlara böyle ifade vermedin? Evet. Sen neden resmi makamlara, savcılığa benim oğlum bu kıza, Hasan'ın kıza gittiği dediğini, benim oğlum yaşı küçük ya, alırım ben velisi olarak, oğlum bana böyle böyle söyledi, benim oğlumun yaşı küçük, benim yarın bir gün oğluma bu hale başka bir şey getirir diye oğlumu korumak adına olsa bile yine gider resmi makamlara aynı gün ifademi veririm. Vermedim. Jandarma işte, almasa tamam, bile. İşte ne bileyim ya, kayıp bir de katil diye, bak kısa katil şey diye hitap edilir yani anne. Fatma Hanım da 8 sene sonra vermemişim işte diyor yani. Zaten kaçtık etti diyen de bunların. Evet. Antalya'da da gördü diyen de sizsiniz. Urfa'da gördüğümüz diyen de sizsiniz. İzmir'de gördüğümüz diyen de sizsiniz. Hayır, biz öyle bir şey konuşmadık. Sen de hayır. Şimdi Müge Hanım şu anda benim kayınpederimi bağlayabilir misin telefona? Hayır, öyle bir şey geçmedi. Aynı kocan söylemiş yanında, bak. Yanında başka arıcı Osman da varmış. Antalya'da buldum sen gelişi. Ben öyle bir şey mevzu duymadım. Ha, sen duymazsın ki şeyde gelmiyor. Bir dakika ama Fatma Hanım'ı dinleyemiyoruz. Fatma Hanım bakın eğer bu... Ben öyle bir şey duymadım. Anladım. Onların söylediği sözden ben hayatta duymadım onu. Fatma Hanım ama bakın Hasan'ın kaybolduğu gün daha siz Hasan'ın Kamile'ye gittiğini öğreniyorsunuz. Kimden? Oğlunuzdan. Ama oğlunuz bütün köye Naca'a gitti diyor. Sizin bunu duymamanız mümkün değil. Yani köyde başka aşırı artık o sıra başka sohbet olur mu? Yok, Allah evet, aşkınıza elimizi vicdanımıza koyalım. Köyde bir genç kız var hamile, bir genç çocuk var kayıp. Zaten aileler birbiriyle akraba. Naca'a gitti diye bunu herkes konuşuyor. Millet Naca'a gitti derken sizin oğlunuz öyle dedi diye. Siz niye ortaya çıkıp ne Naca'a, Kamile'ye gitmiş demediniz? Bir de annem her gün bunların kapısına varıyor. Dur bir dakika, bir dakika duracağım.
Demedik işte. Oğlum söyledi ama biz dememedik işte. Ne bileyim ki. Ne bileyim. Peki sen oğluna sordun mu? Bir dakika. Dememenizin ne? Bir nedeni olmalı biz dememenizin. Biz çocuk kayıp diye verdiler bize. Ne bileyim ben. Hanımefendi kayıp. Hamile kalınca kaçmış dediler. Öyle diye konuşurdu. Biz de bir şey söylemedik. Ama bakın ama ben bunu sormuyorum. Bak, aynı zamanda Hasan'ın ailesi sürekli gelip senin oğlunu öldürdü diye sizin kapınıza geliyor. E sizin o sırada demeniz lazım ki Kamile'ye gitmiş. Gel Osman buraya, sen bana Kamile'ye demedin mi çocuğum? Söyle Hasan'ın ailesine. Çağırın jandarmayı da kardeşim. Gel çocuğum doğruyu söyle. Benim kapıma Allah yaşatmasın yani. Siz benim oğlumu öldürdünüz ya, birisi gelecek. Sen oğluna bunu sordun mu? Yani niye böyle iş gerçek buyken kalkıp da böyle bir nacarla falan işi başka türlü ifadeye niye lüzum gördünüz diye. Sorduk tabii canım, sıkıştırdık, sorduk, öyle söyledi. Sonra söyle açıkça konuştu. Oğluna sordun mu bunu? Sorduk tabii. Ne dedi? Niye bu yalan ifadeyi veriyorum dedi. Sebep ne gösterdi? Arkadaşım gelir diye söyledim dedi. Ne bileyim ben dedi, kaybolup gideceğini dedi. Ama gelmedi arkadaşı. Annem her gün sizin kapınıza geldi. Kapınıza yattı. Her gün ağladı. Şey, bize kaçtığını inandıramadılar ki. Annem o şeyle hitap ediyor. Kıza gittiğine yani. Annem inansaydı o bunların kapısına gitmezdi. Gitmez. Hanımefendi, oğlu kaçtı diyorsunuz ama bakın siz de bir evlat sahibisiniz. Allah ömür versin. Yani şimdi sizin oğlunuz kaçıp da 8 sene nereye gidecek? Yani Allah. Hangi parayla? Abi can, ben de düşünüyorum işte. Ben de söylemedim işte, o zaman öyle diye konuştuydu. Sonra bize düşman oldular, gelmediler de. Olurum tabii, tamam, olurum. Ama Fatma Hanım işte tam size da düşman olmasın diye söylemeniz lazımdı. O zaman onlar gidip Kamile'nin ailesine düşman olacaklar. Evet. Siz bunu düşünemeyecek kapasitede bir insan olamazsınız. Ben çocuğumu ortaya atar mıyım ya? Yani sizin bu aile... Ablacığım. Biz kaçtığını biliyoruz, ne bileyim ben. Fatma Hanımcığım ama bakın bu aile sizin kapınızda. Hatim neden? İki oğlan bir aradayken birisi kaybolmuş diye. Sizin oğlunuz da size diyor ki Kamile'ye gitti. Siz Kamile'yi söyleseniz bunlar sizin kapınızdan çekilecekler. Evet. Gidecekler Kamile'lerin kapısına. Yani bunu söylememek diye bir şeyi aklım hiçbir şey almıyor yani. Bir de Kamile'yle ilişki yani bulduğunu annem de biliyormuş ya. Yani bu çok basit, en basit yapılacak şey değil midir? Evet. Evet. Bir de annem biliyor diyor ya Kamile'nin ilişkisini. Demek ki siz... Oğlana gitti de. Demek ki siz biri ya da birilerini koruyordunuz. Evet. Evet. Kuvvetle muhtemel ki oğlunuzu koruyordunuz. Olmak... Ben kimseyi korumadım ablacığım. O zaman niye yalan konuşuyorsun? Peki bugün geldiğimiz noktada siz oğlunuza demiyor musunuz? Oğlum sen niye mesela bayramın aklına uydun? Sonuçta bayram 30. Sizin oğlunuz o sırada 15 yaşındaysa yine mantıklı olan 30 yaşındakinin aklına uyulmasıdır. Yani 30 yaşında adam 15 yaşında çocuğun aklıyla hareket etmez bir kere. Demek ki bunu bayram ona böyle söyle dedi. E neden söyle dedi? Ne bileyim ben. Biz bayramla gittiler, ne bileyim ben. Fark etti bayram. Ne bayramla gittiler bilmiyorum. Bayramla gittiler. Bayram mı geldi aldı onu evden? Ben görmedim, dışarı çıkmadım ben. Bayram gelecek dedi gitti. Bayram. Peki siz demediniz mi? Bir saniye Allah. Özür dilerim. Peki siz demediniz mi? Dur bir babanı bekleyelim. Çocuğum, hani çocuğun yaşı da küçük. Seni niye bayram götürüyor? Ya biz dedik zaten. Sen arkadaşını nereye gittin bilmez misin diye çekiştik biz zaten. Tamam. Çekiştiniz git ama... Git cezanı çekmedi babası. Ha, baba evdeydi. Evdeydi. Arkadan gitti. Sonra gitti. Ha, yani babası evde olduğu halde önce onu bayramla gönderdi. Git cezanı çek diye. Evet. Ne cezasını çekecekti Osman? Ya arkadaşın nereye gittiğini sen bilirsin dedi. Ama arkadaşının nereye gittiğini bilince cezası çekilmez. Yardımcı olunur. Osman tamam. Size o gece başka bir şey mi anlattı? Ya Hasan gitti gelmedi dedi. Ben başladı. Ertesi gün tekrar gitti çalışmaya. Fatma Hanım bakın jandarma ya da polis karakolları korkulacak yerler değil. Bizim başımız sıkıştığı zaman gideceğimiz yerlerdir. Ablacığım, ya da savcılık makamı. Ama bu insanı tedirgin eden bir şeydir. Yani karakoldan, jandarmadan ya da savcılıktan arandığında... İnsanlar bir tedirgin olurlar. Yani normal, sıradan, hayatı bu işlerle geçmeyen insanlar. Ben de dahilim buna. Bir tedirgin olursun. Ben niye aranıyorum dersin. Bir korkarsın yani. Hani bunun adı budur. Şimdi 15 yaşındaki çocuğu jandarma çağıracak. Babasının onu jandarmaya götürmemesi ne demek evdeyken? Götürmedi. Arkadan gitti. Ne biliyorsun ki? Bak burada yine yalan var. Osman babam evde yoktu diyor. Evet. Anası Osman var. Osman babam evde yoktu. Ya baba. Her şeysi yalan ya bunların.
Konuştular 100 kelime yüzü de yalan. Bir tanesi peki doğru efendim. Olsun. Peki yarın devam edeceğiz. Yarın devam edeceğiz. Şimdi yeni bir olay daha çıktı ortaya. Hasan Yüksel kaybolduktan sonra Hasan'ın abisi Mehmet. Yani sizin abiniz. Kardeşim. Kardeşimiz. Kardeşiniz, abiniz evet. işte. Yani. Osman Çankaya'nın ablası Fatma Pınar'la konuştuğunu söylüyor. Ve ona soruyor. Sen bu olayla ilgili ne biliyorsun, ne duydun, ne gördün diye. Fatma da Mehmet'e demiş ki o gece barakadan Hasan'ı yaralı olarak Osman, Bayram, Osman'ın babası Mevlüt eve getirdiler. Yok, Mevlüt yok. Şu anda ifade böyle. Hı. Şu anda Hasan yaralıydı. Doktor çağırdılar. Doktorun ismi de Bircan'dı. Bayramların da tanıdığı bir doktordu. Hasan'a serum taktılar. Sonra ne oldu bilmiyorum. O gece orada Kamil'in de olduğu söyleniyordu diye bir ifadede bulunmuş. Bu olayı jandarmaya anlatmış Mehmet. Jandarma şimdi bu konu üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor ama Osman'ın ablası bugün bunu söylediğini kabul etmiyor. Etmiyor. Peki bunu yani sizin kardeşiniz o dönemde de anlattı mı? O gün annem gittiğinde bunların evine gitti dedik ya. Fatma Pınar demiş ki Hanife yenge ağlama. Hasan yaralı gelecek. O gün de söylemiş bunu anneme. Ama sonra Fatma'yı bir daha anneme göstermiyorlar. Sonra ilerideki zaman annem soruyor Fatma hani Pınar söyledi. Ben öyle bir şey demedim diyor. O zaman da inkar etmiş annemin söylediğini. Fatma bir hafta önce söyledim söylesene. Peki iyi de bunlar niye yok hiç kayıtlarda ya da i̇şte, var da bizde mi yok? İfadeler de var ama yok ifade annem yok. Vermiş bu ifadeyi ama ifadeler de kayıp. Önceki ifadeler. Bu ha, ilk günkü ifadesinde de var annemin. Ama sizin elinizde yok mu verdiğiniz ifadelerin örnekleri? Yok, yok fotokopisi yok bizde. Peki Mehmet Yüksel telefon attığımızda. Mehmet Bey günaydın. Günaydın. Şimdi siz bunu bu konuyu bir hafta önce mi öğrendiniz? 8 yıl önce de duymuş muydunuz? 8 yıl önce duymadım. Allah hani bizim bu olaylar oldu. Biz hani böyle sürekli hani kardeşlerden bizde Osman Gül'e hiçbir zaman itibatı kesmedim ben. Evet. Hani sürekli Osman Gül'e hani böyle düşman olarak görmedim de hani bir sürekli dost olarak yanaştım onlara ben. Evet. Ondan sonra hani ben aradan 9 gün ya 9 gün ya 8 gün evveli ben Pınar Gül'ün oraya karşıya köstük yaptırmak için bir bahane uydurarak oraya gittim ben. Evet. Orada hani hocası olmadığını da biliyorum hani Pınar'la sordum Pınar Osman nerede dedim. O da dedi işe gitti dedi. Dedim Mehmet abi dedi ne hani o verememişe kadar hani Mehmet demezler bana kimse. Evet hani o gün ona vardım ben Pınar'ı inmemişe kadar neden dedi hep bizim Osman'ın üstüne yükleniyorsunuz dedi. Tek suçlu benim kardeşim mi dedi. Evet. Ben de dedim ki madem Pınar dedim bir bildiğin varsa dedim bana da söyle dedi. Ya söylesem ne olacak dedi hani dedi, sanki de inanıyorsunuz mu dedi. Ben dedim ki madem Pınar anlatı o dedi senin kardeşin dedi o gece dedi yaralı olarak geldi dedi bizim eve dedi. Senin kardeşin o gece yaralı olarak geldi bizim eve. Evet. Dedim Pınar kim getirdi o zaman dedim. İşte şimdiki eşim Osman Çankaya dedi. Ondan sonra Çokomel dedi. Akbayram dedi. Kamile kardeşim Osman dedi. Çokomel vardı, Kamile vardı, Osman vardı, Bayram vardı diyor. Yani iki tane Osman bir de kardeşim Osman var dedi. Tamam. Ya ondan sonra atar topar hani odaya aldılar dedi doktor Bircan'a geldiler dedi. Zaten dedi bizim de o zamanlarda durumumuzu biliyordun dedi. Hani sen dedi hani bu işin içindesin dedi. Hani bizim aile durumumuzun hani ne olduğunu biliyordun dedi. Hani o zaman dedi beni hiçbir şeye konuşturmadılar dedi. Madem Pınar dedim bunu aynı bana söylüyorsun gel dedim ifade verelim dedim. Evet. O da dedi ben dedi öyle bir şansım yok dedi. Zaten dedi beni bu Osman Çankaya hani şimdiki eşime de zorla verdikten cümle alem biliyor dedi. Hani dedi şimdi dedi iki çocuğum var yani böyle bir ifade nasıl verebilirim ben dedi. Hani dedi ben sana dedi hani eskinki hatırımızdan abili kardeş gibi bir sürü çalışmamız olduğundan dedi hani sana anlatıyorum dedi. Peki, hani sadece benim kardeşim nerede dedi. Mehmet Bey pardon bu ifadeyi vermesi ne eşiyle ne değiştirecek arasında? Eşi de var ama. Eşiyle şimdi işin gerçeğini konuşacağız hani Pınar o zaman zorla verildi buna. Yani eşi de o gece orada. Evet. Bahsettiği bir tane Osman onun eşi. Evet, bir tane de kardeşi. O yüzden veremem diyor. Ya hani bir dedi hani zaten dedi sen bilmiyor musun hani beni zorla başkası hani ben gönüllü kaçtım dedi zorla iki sefer getirdiler dedi. İlkini ablam Gülsüm'ü verecekler. Peki o sırada diyorsunuz ki bir tane doktor oradaymış.
İyi evet. Ama yani bir doktor nasıl böyle yasa dışı bir olaya karışacak? Niye karışsın? İşte bilmiyorum abla. Hani ben Pınar'a hatta sordum, hani en ufak dedim, hani bir ipucu ver ki Pınar dedim, hani ben de çözelim, hani bize dedim yardımcı ol bize dedim. Hani bilmiyorum diyorsunuz şimdi... ama bir dakika. Şimdi siz o doktoru tanıyor musunuz? Dur aman dur. Ablam söylesin. Ha? Şimdi bu bayram var ya. Evet. Yani bunu bütün ilçe biliyor bunların hayda, olayını. Nereye dur şimdi, nereye atsak başka bir şey çıkıyor. İşte ilçeler halka biliyor. Yani ondan getirdiler o doktoru, onlar aile doktoru. Ne seçimi oldu. Kaybetti? Belediye seçimini bile kaybetti. Hem de özel doktordu. İsla ediliyordu. İsmi geçen böyle bir doktor da var. Var var var. O var da bir vaka. Yani o doktor da o bayramın kız kardeşine sevdalıydı gibi diyelim. Evet. Bunun yüzüne seçim bile kaybetti. Yani duvarlara isimleri yazıldı diye böyle bütün ilçe halkı biliyor o seçim olaylarında. İkisiniz isimleri yazıldı. Evet. Evet evet. O doktor da gelip serum taktı deniyor. Bir de bizim annem karakola gittiğinde bu doktoru da görmüş orada. Evet, ben de gördüm bizzat kendisini. Annemle o gün gitmiştik böyle... İhbar falan gelmiş oraya, askerin biri söyledi ki Hanife teyze dedi, şey dedi, bugün dedi gece saat 1'de dedi ihbar geldi dedi, Hasan yaralıymış dedi, sonra sabaha kadar yalanladılar bunu dedi. Onun demesine rağmen bir baktık ki Bircan Bey de aynı karakoldan çıkıyor. O gün biz ilk ablalarım gelmeden biz gittiğimiz için annemle. Baktık yani artık şimdi bağlantıyı kuruyorum yani. Şimdi artık oturtuyorum. Evet oturtuyorum. Bir de annemin bunu söylemesine rağmen kimse itibat etmedi anneme. Annesi yalan söylüyordu. Pınar'ım daha önce anneme söyledi, itibat eden olmadı. Yani şahsen ben itibat ettim ama şu ana kadar aklıma hiç gelmedi inan ki. İnan ki gelseydi verirdim. Oturtamıyorduk yani. Bütün bunlar 8 sene önce olan olaydı. 8 sene önce olan ve şimdiki olan olayla bağlaşıyor şimdi artık. Mehmet Bey bunu 8-9 gün evvel konuşmuş. Bir hafta önce. Ama bir hafta önce konuşmuş. Ama şimdi diyor ki biz karakola gittiğimizde ben doktor da karakoldaydı. Evet. Şimdi işte bu doktordan bahsedildi. O doktor karakoldaydı. Hasan'ın yaralı olduğu o gece söylenmişti. Şimdi bağlantı kurabiliyoruz evet. Biz onlarla. Evet, 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 evet. Aynı. Ben bizzat kendimi yani gördüm. Aslında bu işte kimler varsa onların arasındaki çıkar ilişkisi bozuldu. Evet. Ve bunun mutlaka işin içinde bir maddiyat var. Ben öyle vicdan evet, 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 evet. Paramı vermezsen ben de bunu yaparıma geldi. Bak ben sana bunu çıkarttım. Yarın bir gün ben bilgi sahibiyim. Bu bir göz daha. Seni ihbar da ederim. Ne olduğunda tam olarak anladım. 8 seneden beri taşınan sırrın açıklama zamanı geldi. Şayet dediklerimi yerine getirmezsen. Evet. Dur evet. Bakalım şimdi arkadaşlarımız zaten köyde o hanımefendiye kim dolaşacaklar. Musun? O gün barakada olan 6-7 kişiden birisi. Evet, tabii, gayet tabii. Bak iki kişi daha çıktı bizim bilmediğimiz. Ailesi Hasan Yüksel'in kayboldu diye arıyordu. Kayıp olarak arıyordu ama yıllar sonra bir mezarlıkta kemikleri bulundu. Üzerinde bir notla. Tabii ki o not o kemiklerin kardeşlerine ait olup olmadığı konusunda çok net bir bilgi vermediği için hatırlarsanız programın sonunda bu kemiklerin Adli Tıp Kurumu'na gittiği noktasında bu konuyu ara vermiştik. Efendim Adli Tıp Kurumu'ndan sonuç çıktı ve bu mezarlığa 8 yıl sonra gömülen kemiklerin maalesef Hasan'a ait olduğu netleşti. Evet o kemikler gerçekten de Hasan'a aitti tıpkı üzerinde yazan not gibi. Ve Hasan yıllar sonra 8 yıl sonra Adli Tıp Kurumu'ndan kemikleri alındı ve aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı kılındı. Bir önce o görüntüleri izleyelim, sonra başka gelişmeler var, onları da anlatacağım size. ...13 Mayıs 2006'da kardeşleri Hasan Yüksel'i kaybediyorlar. Aynı köyden bir arkadaşı varmış, Osman Çankaya diye. Birlikte odun toplamaya gitmişler. Ertesi gün oluyor, kardeşleri geri dönmüyor. O akşam o kaldıkları eve Bayram Özgün isimli biri de kamyonuyla gelmiş ve kalmış. Bunlar hepsi 8 yıl önce oluyor. Hanımefendi hayvanlarını otlatmak için köyde gezinirken mezarlıkta kemikler çıkıyor, kıyafetler çıkıyor, diğer ayakkabı. Üzerinde de bir not var. Bu Hasan'ın kemikleridir, artık toprağa verebilirsiniz.
misiniz diye. Yapılan DNA testiyle kemiklerin Hasan Yüksel'e ait olduğu belirlendi. Ailesi de bugün Sütçüler Adliyesi'ne Hasan Yüksel'in cenazesine teslim almak için geldi. Anlatılacak gibi değil bu duygu. Bizi kimse anlayamaz. Yani kaybolan ancak ailesi anlayabilir. Ama şimdi işte %100 bizim çıktı DNA testimiz. Bugün alacağız. Ben tek isteyim. Ben katiller isterim. Başka hiçbir şey istemeyelim. Hasan Yüksel'in cenazesi cenaze namazından önce annesinin son kez görme isteği üzerine evine götürülüyor. Hasan Yüksel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere köy mezarlığına götürülüyor. Sen yüce Rabbimizin rızası için El Fatiha. Evet, Allah rahmet eylesin diyeyim. Amin. Tekrar 8 yıl sonra da olsa Hasan'ın bir cenaze namazı kırıldı. Katılanlardan da Allah razı olsun. Evine de götürüldü. Evinin önünden tekrar mezarlığa defnedildi. Kemikleri tam değil ama. Kemikleri tam değil. Tamam falan. Neyse şimdi onları konuşmayalım burada. Şunu düşündüm ben bu görüntüleri izlerken. Hepsi... Dedim ki Allah dedim. Hani hayırlı ölüm denen şey. Yani bu çocuk kuvvetle muhtemeldir ki kaybolduğu gün öldürülüyor. Oradan bir yere gömülüyor. Sonra oradan çıkartılıyor. O köy mezarlığına bir yere gömülüyor. Sonra oradan çıkartılıyor. Adli tıp kurumuna gidiyor. Adli tıp kurumundan tekrar aile alıyor. Bir daha mezarlığa gömülüyor. Yani hani bu cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin vicdansızlığı ve aileye ve çevreye verdiği tahribat, duygu tahribatını da bir yere bir kenara koyup öyle bakmak lazım olaya. Şimdi ve burada efendim, 8 sene kalkıp anlatayım bir gelişmeleri size ondan sonra evet, konuşalım. Tamam. Sonra efendim bu mezarlıkta bulunan kemiklerin Hasan Yüksel'e ait olduğunun belirlenmesinin ardından bu cenaze töreni düzenlendi ve maalesef o gece anladığım kadarıyla siz o iki kişinin evine saldırmışsınız. Bir, zaten Osmanlıların evine gittik. Osmanlıların evine saldırmışsınız diye bana gittik. Haber geldi. Hayır, bilmiyorum. Ve Sütçüler İlçe Jandarma Karakolu ekipleri de bu iki şüphelinin, efendim kimdir bu iki şüpheli? Bir tanesi Osman, hani o gece işte ağacı beraber kestikleri genç çocuk. Diğeri de Bayram. Evet. Bayram da kim? Kamyoncu. Yani orada kalmaması gerekirken o gece orada kalan, daha sonra da bir ayakkabının tekini vesairesini konuştuğumuz Bayram. Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı da hem tedbiren, onu da şey yapayım, ama özellikle bu çelişkili ifadelerinden dolayı iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmada ifadesi alınmadı. Sütçüler Adliyesi'nde savcı tarafından alındı o gece ifadeleri ve sorgular tamamlandıktan sonra savcının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıktılar ve tutuklanmalarına karar verildi. Şu anda da Isparta E tipi kapalı cezaevindeler. İki kişi tutuklu. Tutuklanma gerekçeleri Osman'ın ve Bayram'ın üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işlediklerine dair suç şüphesinin varlığını gösteren olguların mevcut olduğu, özellikle şüphelilerin Hasan Yüksel kaybolmadan önce onunla birlikte olan en son kişiler olmaları, ayrıca şüphelilerin beyanlarında çelişkilerin bulunması, ayrıca şüpheli Mustafa Yüksel'in şüpheli Bayram Özgül'ün kamyonuna vefat eden Hasan Yüksel'e ait cesedi yüklediği yönündeki beyanlarının bulunması. Bu da ne? Şimdi hatırlarsanız programımıza Kamile'nin kardeşleri gelmişti. Kardeşlerinden bir tanesinin akli dengesi yerinde mi değil mi diye biz programımız devam ederken bir hastaneye sevk edilmesi yolunda bir karar çıkmıştı. Resmi bilgi değil elimdeki ama öğrendiğime göre cezai ehliyetinin bulunduğuna karar verilmiş o resmi, çocuğun. Resmi biz duyduk. Burada evet. Oturmuştu. Burada evet. Oturmuştu. Evet ben elime gelmeden böyle söylüyorum. Tabii, yani tabii, elimde belge tabii. Olmadan kusura bakmayın benim öyle söylemem lazım. Evet. Cezai ehliyeti var denmiş o çocuk için. O çocuğun bir diğer kardeşi daha vardı. Ramazan.
Neydi adı? Ramazan. Evet. Ramazan bu Mustafa'yı almış ve o geceyle ilgili konuşturmuş. Ve bunu da kaydetmiş. Mustafa da anlatmış. Oraya gittik, buraya gittik, şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle gömdük, böyle gömdük diye. Hem bu ses kaydı hem de tabii çok çelişkili ifadeler vardı. Programda da vardı. Hatta 8 yıl öncenin ifadeleriyle programdakileri karşılaştırınca apayrı şeyler anlatılıyordu. Bu nedenden dolayı onlar da şu anda cezaevindeler. Sorgu sürüyor. O tutuklanmalarıyla ilgili de bir bandımız var. Onu da izleyelim. Sonra aileye söz verelim. Çoban İsa Köyü'nde şu an hareketli saatler yaşanıyor. Hasan Yüksel'in ailesi cenazesini defnederken olayın baş şüphesi konumundaki Osman Ç. ve Bayram Ö. Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Şu an jandarma karakolunda gözaltında bulunan şüphelilerden Osman Ç. yayınımıza da katılmıştı. Yayınımız esnasında çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Şimdi bak, Bayram senin ilk ya. Verdiğin ifade. Aferin. Burada bambaşka bir şey anlatıyorsun. Hasan, Bayram'a ve bana Naca'nı dağ evinde unuttuğunu ve almak için dağ evine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Şimdi de bugün geldiğimiz noktada diyorsun ki o bizden önce ayrıldı çıktı gitti oradan diyorsun. Evet. E niye o zaman 8 yıldır kimseye bunu söylemedin de şimdi burada böyle söylüyorsun? Ya Hasan'ın ilişkisi ortaya çıkmasın diye. Hasan'ın ilişkisi mi kalmış çıkmış? 8 yıldır ortaya her şey. Bebek doğmuş olmuş 8 yaşında. Yine şüphelilerden Bayram Ö. yayına telefonla bağlanmıştı. Yayına bağlandığı sırada Osman Ç. ile çelişen açıklamalarda bulunmuştu. Bayram Bey, bir ayakkabı, yani çok uzağa da gitmeye gerek yok. Kamyona nasıl geldi bu ayakkabı? Benim aracımda ben ayakkabı olup olmadı tam olarak hatırlamıyorum. Tek bir ayakkabıyla öldürülmüş, çuvala konulmuş, saklanmış kemikleri. E diğer teki de sizde. E nasıl o zaman bir teki sizin kamyonunuzda çıkıyor da bir tek kemiklerle torbada çıkıyor? Çocuk benim yanımdan normalde yürüyerek gitti. Ben dedi baltamı alayım geleyim diye gittim. Zaten o bölgede telefonda az çıkıyor. Telefon kapandı. Ama diyor ki Osman, bizim yanımızdan Nacak için değil, kızın yanına gitmek için ayrıldı. Evet. Ben Bayram Özgül'le birlikte Hasan Yüksel'in Kamil Yüksel'le aralarındaki ilişki ortaya çıkmasın diye kurgulayarak bu ifadeyi verdik. Benim yanımda konuşmadılar bunu. Şu an gözaltına bulunan şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere çıkarılacaklar. Biz de onları takip ediyoruz. Jandarma karakolundan çıkarılan şüpheliler adliyeye götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Biz de şu an arkalarından takip ediyoruz. Sabaha karşı 5 sularında gözaltına alınan şüpheliler Osman Ç. ve Bayram Ö. savcılığa sevk edildiler. Şu anda savcılıkta sorguları devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre nöbetçi mahkeme şüphelilerin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Birazdan çıkarılacak olan şüpheliler Isparta cezaevine götürülecek. Adliyeden çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolü için Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildiler. Osman Hasan ölümüyle bir ilgimiz var mı? Neler? Hasan Yüksel cinayetiyle ilgili zanlılar Osman Ç. ve Bayram Ö. tutuklanarak Isparta E tipi kapalı cezaevine getirildiler. Müge Hanım, sizin programınız olmasaydı onların yalanlarını da biz hiç duymayacaktık. Biz çünkü 8 sene hiç gitmedik onların kapısına. İyi sizin programınız sayesinde biz her şeyi bak millet gördü, 70 milyon. Kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu. Size ayrıca ben teşekkür ediyorum canım bu arada. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.